Seda Akgül'le hafta sonu severler ekran başına. Seda Akgül'le hafta sonuna efsane yönetmen Ümit Efekan, büyük usta Zeki Alasya'yı anlatmaya geliyor. Zeki Alasya'ya dair unutulmaz anılar ve keyifli bir sohbet az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Büyük beden kadınlar ekran başına. Büyük beden stil danışmanı Melike Çarpatan sizlere önemli önerilerde bulunmaya geliyor. Büyük beden defilesi ve Melike Çarpatan'ın özel açıklamaları az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Çocuklarda sınav stresi nasıl önlenir? Çocuklar sınavlardan nasıl etkileniyor? Anne ve babalar sınava hazırlanan çocuklarına nasıl davranmalılar? Uzman doktor Yelda Atan tüm merak edilen soruları az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda cevaplamaya geliyor. Seda Akgül'le hafta sonuna az sonra Anneler Günü'ne özel ünlü çocuk oyuncu İrem Hatun Bora ve annesi Sanem Bora geliyor. Anne kızın keyifli sohbeti az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Zayıflamak isteyen hanımlar ekran başına. Mora terapi uzmanı Liana Pesah'tan en özel kürler ve zayıflama tüyoları az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Seda Akgül'le hafta sonu şimdi başlıyor. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş, pencere şiş, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, tek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Efendim günaydın, hoş geldiniz, iyi sabahlar, anneler gününüz kutlu olsun. Ben annemle kendi resimlerimi görünce biraz duygulandım bu sabah. 99 yılından beri çünkü ayrıyız, ayrı şehirlerdeyiz. Ben gurbetteyim, İstanbul'dayım. Vallahi kaçırdığım her an, onlarla birlikte, ailemle birlikte olmaktan feragat ettiğim her an, bilmiyorum bir kazanç mı, bir kayıp mı, hayat mı bu, belki bu işim olmayacaktı onlarla olmaya devam etseydim ama ekibime çok teşekkür ediyorum bana bu sürprizi yaptıkları için. Anneciğim beni izliyor, seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun, iyi ki varsın, iyi ki senin kızınım, hakkını helal et. Yani bunu ben hep söylerim, her zaman söylerim. Her telefon konuşmamızda seni seviyorum diye kapatırım çoğu zaman. Size de tek tavsiyem bu olacak. Yaşarken kıymet biliniyor. Onlar elimizden kayıp gittikten sonra arkalarından paylaştığımız hiçbir şeyin çok bir anlamı yok efendim. Anneler gününüz kutlu olsun. Bakın bence bir kadın doğurmadan tam bir kadın değildir. Yarımdır. Ben doğuramadım ama o içimdeki anaçlık hep var. Herkes de var, hepiniz de var. Doğuramayan bütün kadınlarda da var. O sevgiyi de ne olur sokaktaki çocuklarla, sokaktaki hayvanlarla, kimsesiz çocuklarla paylaşın. Çünkü annelik sadece fizyolojik olarak hayat vermek değil, o kadının içinde bulunan şefkat işte. O sevgi işte. Ne olur onu paylaşın, boşa gitmesin, gözünüzü seveyim. Adamlara vereceğinize çocuklara verin, hayvanlara verin. O şefkati paylaşın. Doğursun doğurmasın hepimiz birer anayız çünkü. Allah'a şükür de öyleyiz. Can verebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ne güzel bir şey. Ve sadece biz değil hayvanlar da öyle. Şimdi anneler gününe döneceğiz ama bir gamlı baykuş olarak sabah yine bir ölüm haberiyle başlıyorum. Efendim Kenan Evren öldü. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren uzun yıllardır direndiği ağır hastalığa dün akşam 98 yaşında yenik düştü. Evet. Şimdi darbe zamanında 650 bin kişi gözaltına alındı. Darbeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben çok 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 küçüktüm ama hatırlıyorum. 1.6 milyon kişi fişlendi. Aralarında çocukların da olduğu 50 kişi idam edildi. 171 kişinin de işkenceden öldüğü belgelendi. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Şimdi biz bütün bunların hepsini hani Kenan Evren'e mi bağlayalım?
darbeye mi bağlayalım? Artık bu saatten sonra Kenan Evren öldükten sonra öbür tarafta bağlarlar zaten suçunu, günahını, defterini. Hani belki bu 650 bin kişinin gözaltına alınması, 1.6 milyon kişinin fişlenmesi, 50 kişinin idamı, 171 kişinin işkenceden ölmesi, 210 bin davada yargılanan 230 bin kişi burada nasıl bir defter olarak dökülmüşse Milliyet Gazetesi'nde, öbür tarafta da herhalde dökülüyordur bu aralar, bu dakikalarda. Artık Allah'la onun arasında devam edelim. 3 yıldır GATA'da beyin ve kardiyoloji ana bilim dallarında tedavi gören Kenan Evren'in sağlık durumu da yaşlılığa bağlı olarak son günlerde ciddi problemler olmuştu. Efendim zaman zaman bilinci de kapanıyormuş, yoğun bakımdaymış. Dün gece 23 sıralarında hayatını kaybetmiş. 3 kızı var. Evren'in cumhurbaşkanı sıfatı nedeniyle her cumhurbaşkanına uygulanan resmi devlet töreniyle uğurlanması bekleniyor. TSK'dan çıkarılmayan ve rütbesi er seviyesine indirilmeyen Evren, 12 Eylül darbesinden müebbet hapse mahkum edilen 17. Genelkurmay Başkanı olarak da tarihe geçti. Davanın Yargıtay süreci devam ediyor. Evren 9 Kasım 1989'da görevini meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal'a bırakıyor. Marmaris'teki duvarlarla çevrili malikanesine yerleşiyor. Ve bence çok çirkin olan ama nedense müzayede satılan resimler yapıyor. 2012'de darbe nedeniyle Tahsin Şahinkaya ile birlikte yargılanmaya başlayan Evren, sağlık sorunları nedeniyle ifadesini hastaneden görüntülü olarak vermişti. İşte zaten siz de sağlıklı veya işte sonlara doğru ayaktayken görebildiğiniz görüntüleri izliyorsunuz. TSK 12 Eylül 1980'de emir komuta zinciri içinde yönetime el koydu. Tutuklanan siyasiler Hamzaköy'e gönderildi. 1982 yılında değiştirilen anayasayla 7. Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin meclis ve halk tarafından doğrudan seçilmeyen ilk cumhurbaşkanı oldu efendim. Ne halk seçti ne meclis. Darbe yaşadık biz, darbe. İşte 1980 yılında yaşanan darbenin cumhurbaşkanıydı Kenan Evren. TSK'lıydı, halk tarafından seçilmedi, meclis de seçmedi. Ama başımızda mıydı? Evet. Döneminde, darbe zamanında neler yaşadığını da görüyorsunuz. Darbe arzulayanlara duyurulur. Darbe dünyanın en hoş şeyi değil. Darbe demokrasiye vurulan bir darbe aynı zamanda. Yani şu anki rejimden memnun olmayanların alternatifi rica ediyorum bu olmasın. Bilançoyu görüyorsunuz. Her zaman demokrasi efendim. Her zaman çoğunluğun seçtiği yöntem. Şimdi başka gazeteler nasıl görmüş? Evren öldü diye vermiş Posta Gazetesi. Kimse bak vefat etti falan diye vermiyor. Evren öldü. 1980 darbesiyle ülke yönetimine el koyarak özgürlükleri askıya aldıran, yüzlerce idam cezasını onaylayan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 98 yaşında öldü. 2012 Mart tarihinden beri Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde yatan 12 Eylül askeri darbesinin mimarı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hayatını kaybetti. Burada da aynı şekilde 50 kişi idam edildi yazıyor ama 17 yaşında, hani az önce üstü kapalı okudum. Aralarında çocukların da olduğu 50 kişiden bir tanesi 17 yaşındaki Erdal'dı. Kenan Evren'in bir sağdan bir soldan astık diye adaletli olmakla övündüğü dönemde, yani idamları bir sağdan astık bir soldan diye legalleştiriyor Kenan Evren. Düşünebiliyor musunuz? Bir sağdan bir soldan astık diye adaletli olmakla övündüğü dönemde idam edilenlerden biri de 17 yaşındaki Erdal Eren'di. Yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren için, adamı asmak için yaş büyütmüşler ya. Hani bir sene beklemek yok. Yaşını büyütüyor asmak için, düşünebiliyor musun? Kimi kandırıyorsunuz, Allah'ı mı? Yok yok 17'lik asmadık, vallahi 18'inde astık diyerek. Kimi kandırıyorsunuz ya? Evren'in kullandığı asmayalım da besleyelim mi sözü hafızalara kazındı. Ve Allah da maşallah 98 yıl ömür vermiş bu şahsa. Efendim 1989'da Cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Evren Marmaris'e yerleşip resim yapmaya başladı. Hayatımda gördüğüm en fena at resimleri. Askeri yönetimden hayatta olan Evren ve emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'ya 2012'de darbe yapmaktan dava açıldı. Ancak dava göstermelik olmaktan öteye gitmedi. İki emekli orgeneral 18 Haziran 2014'te müebbet hapis verildi. Ya bir şey söyleyeceğim. 2014'te müebbet hapis verilmiş. Adam zaten iki senedir GATA'da yatıyor komada. Hani yaş 97. Hani idam etsen ne? 17 yaşındaki Erdal geri mi geliyor? Yani müebbet yani, anladın mı? 2014'te müebbet hapsi verildi. Kesinleşmesi için Yargıtay'da onanmaları gereken bu kararların yerel mahkemede bekletildiği ortaya çıktı. Hani zaten going to go demiştir yerel mahkeme.
az daha eğleyelim demiştir, kendiliğinden demiştir. Ama ne yaptılar? Evren'i asmadılar, beslediler işte ya Gata'da 3 sene. Gata'nın serumuyla, gıdasıyla, doktoruyla, değil mi? Asmadılar, beslediler. Evren'e Cumhurbaşkanı sıfatı nedeniyle devlet töreni yapılması bekleniyor. Aranızda rahmet okumak isteyenler varsa, Allah rahmet eylesin ve başsağlığı demek isteyenler varsa, evlerinizde beni izlerken içinizden dileyin. Ben bir sunucu olarak bunu bugün yapmayacağım çünkü. Efendim devam edelim. Kenan Evren öldü. Yine Hürriyet'in sürmanşetinde var. Devlet töreni olacak mı? Bekleniyor. 7. Cumhurbaşkanı olduğu için şekil anlamında her cumhurbaşkanına böyle yapılıyor. Her ne kadar darbeyle de gelse, seçilmese de, mecliste seçmesi 50 kişiyi de assa belki de devlet töreni yapılır. Bakalım ama nasıl yapılacak? Göreceğiz hep birlikte. Kenan Evren 12 Eylül 1980'de darbe bildirisini okurken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celas'un yanındaymış. 7. Cumhurbaşkanı efendim 1978'de Genelkurmay Başkanı iken darbe olunca 80'de mecburen devlet başkanı da oluyor tabii. 7 Kasım 82'de halk oyuna sunulan anayasayla Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak da netleştiriyor durumunu. Evet. Efendim Kenan Evren'in hayatını kaybettiği haberi en taze haberdi. Dün gece 23 sıralarında olduğu için. Bugün bütün gazetelerde göreceksiniz. En zarif sabah gazetesi Kenan Evren hayatını kaybetti diye vermiş. Diğer gazeteler yekten öldüğü yapıştırmış. Vefat etti diyen bile yok efendim. Sözcü gazetesi elinde Kur'an dilinde yalan kursağında haram meydanlarda Erdoğan diye vermiş. Kenan Evren'in öldüğünü ilk sayfadan duyurmaya dahi göstermiş küçücük minicik Kenan Evren hastanede öldü yazmış. Dün ağırlaştı kurtarılamadı diye 3 satırla geçmiş Sözcü. Habertürk'e bakalım onu nasıl vermiş Kenan Evren'in. Alkışı da gördü nefreti de diyerek vermiş. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 98 yaşında öldü. Darbeyle 230 bin kişi yargılandı. 50 idam, yüzlerce işkencede can veren. 32 yıl sonra aldığım müebbet asla uygulanamıyor. Çünkü Gata'daydı zaten. Müebbete mahkum oldu. Dava halen Yargıtay'da. 12 Eylül darbesinin mimarıydı. Darbe anayasası halen yürürlükte. Asmayalım da besleyelim mi lafı? Yani efendim Kenan Evren'in o dönem idama karşı kampanya düzenleyenlere söylediği, özellikle de 17 yaşındaki çocuk için yaşını büyütüp idam ettirdiği ve asmayalım mı, besleyelim mi lafı da yine Habertürk'te. Rahmet edenler etsin, ailesine başsağlığı dilemek isteyenler dilesin. 98 yıl zaten uzatmalar böyle bir ömür için. Ben de hani Allah dilim kimin ne kadar yaşayacağına karar veremem de bir atasözü vardır. Kimler uzun yaşardı? Siz anladınız gerisini. Peki efendim şimdi bugün hangisi Cumhurbaşkanı? Evet. Cumhurbaşkanımız İktisadi Vakfı'nda konuşmuş efendim Recep Tayyip Erdoğan. Elinde de Kur'an var. Ona geçmeden önce bugün cenaze töreni yapılacak olan, hepimizin evinden çıkan cenaze diyorum ona. Ona ben rahmet okuyorum. Kimi mason desin, kimi gayrimüslim desin, kim ne derse desin Allah'la insan arasında olan şeyi o bugün hesabını veriyordur. Öyle üçüncü sınıf gazetecilere kalmış bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bunun yani buna karar vermenin kimseye kalmış olduğunu düşünmüyorum Allah'la kurul arasına girmenin. Bugün cenaze töreni yapılacak Zeki Alasya'nın efendim. Levent Camii'nde namazı kırılacak ve Zincirlikuyu'da toprağa verilecek. Allah gani gani rahmet eylesin. Yüzümüze gülümseme yerleştiren herkese bizim gönül borcumuz var, vefa borcumuz var. Çünkü bir insanı güldürebilmek dünyanın en zor şeyi. En çok ihtiyacımız olan şey de bu. İsterseniz sonradan ortaya çıkan Zeki Alasya'nın son fotoğraflarına bir bakalım. Onunla öyle vedalaşalım. Sonra cenaze töreninden, anma töreninden canlı görüntüleri de uzunuz. 12'ye kadar devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Usta oyuncu Zeki Alasya'nın son fotoğrafları ortaya çıktı. Zeki Alasya 22 Nisan'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu.
Usta oyuncu karaciğerine yenik düşerek hayatını kaybetti. Vefatından hemen önce eşi Jülide Alasya sosyal medyadan oyuncunun çok özel karelerini paylaştı. O karelerde Zeki Alasya çok sevdiği kedisiyle beraber görülüyor. Alasya kedisini yanından ayırmıyor. Bir diğer fotoğrafta ise kendisinden 30 yaş küçük eşiyle objektife gülümsüyor. Çok sevdiği torunuyla olan resimde ise mutluluğu gözlerinden okunuyor. Efendim, İzmirlilere yaşam tarzı mesajı diye devam edelim. Rahmetli Zeki Alasya'yı bir kez daha andıktan sonra şöyle bir şey var. Tekrarlıyorum, canlı yayında anma töreni, cenaze töreni yetişebilirsek 12'ye kadar canlı ne varsa göstereceğiz onunla ilgili. Hep de göreceğiz, onu izlemeye devam edeceğiz. Nasıl Kemal Sunal hayatımızdan çıkmadı, o da çıkmayacak hiçbir zaman. İzmirlilere yaşam tarzı mesajıyla devam ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür mitingleri kapsamında İzmirlilere hitap etti. Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, kente yapılan hizmetleri anlattıktan sonra biz İzmirli kardeşlerimin yaşam tarzlarıyla değil, yaşam kaliteleriyle ilgiliyiz dedi. Bence süper olmuş. İnşallah uygulamada aynı şekilde olur. İzmir kordonda kafalarına cop inen genç kızlarımız gezi olaylarında bir daha aynı olayı yaşamazlar diye düşünüyoruz. De İzmir yani böyle farklı kurtarılmış bir bölgeymiş gibi İzmirlilerin yaşam tarzı diye bir şey olmasa da keşke. Hani genel demokratik bir yaşam tarzı olsa bu ülkede. İzmir acayip sıcak. Ben bu rengimi İzmir'e borçluyum. Burada siz donarken ayıptır söylemesi 34 dereceydi. 34 derecedeki yaşam tarzı Mayıs ayında başkadır. İşte Erzurum'da başkadır. Bir insanların yaşam tarzını, iklim şartları, bak toplumların kapalılıklarını bile belirleyen şeyler aslında doğal şeylerdir yani. Hava şartları, coğrafya, orada yapılan tarım, geçim kaynakları bunlar belirler. Ama her yerde insanların gerektiği gibi veya bulunduğu ortamı gerektirdiği gibi yaşam hakkı vardır. Bu sadece İzmir için geçerli değil. Bütün illerimizde bu olsun. Kimse kimseye karışmasın. Herkes demokrasinin sefasını sürsün artık şu ülkede. Eğer var ise tabii. Devam edelim efendim Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 50. yılı konulu toplantıda konuştu. Erdoğan, açılmayan fasıllar konusunda birliğin tamamen keyfi ve siyasi davrandığını söyledi. Açılması gereken diğer fasıllar ise şu an tamamen siyasi engellemelere takılmış durumda. Türkiye'nin önünü kesmek için olmadık yollara başvurdular. Tamamen siyasi, tamamen keyfi sebeplerle açılmayan fasıllarda da Erdoğan, Türkiye'den sonra alınan 13 üyenin hiçbirinin Türkiye ile mukayese edilemeyeceğini söyledi. Tamamen bu alınanlar siyasi kararla alınmışlardır. Erdoğan yine de Avrupa Birliği hedefinin sürdüğünü belirtti. Yeni Türkiye hedefimiz asla Avrupa Birliği'nden bağımsız değildir. Yeni Türkiye hedefimize Avrupa Birliği tam üyeliğimizle daha hızlı şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Dün şimdi bir Türkiye'de istifa müessesesini konuşmuştuk. Biz böyle bir şey görmedik. Bizim koltuklar herhalde zamklı demiştik değil mi? Böyle hani bir koltuğa yerleşen asla istifa etmez. Başarısızlıklar, hezimetler, rezaletler vız gelir. Hangi koltuk olursa olsun. Yani hani kooperatif başkanlığı, muhtarlık koltuğu bile olsa böyledir bizim memlekette. Bunu onurluluk addederiz. Hani ben demiyorum bir Japon olalım, karnımıza kılıcı sokalım, harakiri yapalım ama ya İngiltere'de bir demokrasi dersi var ki monarşi olan işte kraliyet, tabii monarşi değil yani demokraside yönetiliyor, başbakanı var, meclisi var da şekilsel olarak monarşi, kraliyetle yönetiliyor ya hesapta. Orada bile kaybeden 3 muhalefet partisinin lideri aynı anda çatır çatır 12 saat içinde istifa etti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir onurluluk, bir demokrasi dersi olabilir mi? Partilerin bana güvendi, oy verdi. Ben bir halt edemedim seçimlerde. Eyvallah deyip gittiler. %30 oy olan da bunu yaptı. %8 oy olan da bunu yaptı İngiltere'de dün efendim. Şimdi İngiltere'de böyle bir şey varken bakın. Bir daha söyleyeyim bakın.
tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde ediyor Muhafazakar Parti. İşçi Partisi %31 olmasına rağmen istifa ediyor başındaki. Liberal Demokratlar %8 istifa ediyor başındaki. Avrupa Birliği karşıtı olan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi %13, o da istifa ediyor başındaki efendim. Düşünebiliyor musunuz? 52 dakikada, 12 saat demişim, çok özür diliyorum ya. 52 dakika içinde seçimin sonunda tak tak tak. Biz de böyle yalvarsan abi git ne olur bir git ya falan olmuyor biliyorsun. İlla cinsel kasetler, illa bilmem neler, şunlar bunlar, tehditler falan olursa belki sonunda birileri gidiyor. Daha mı iyi oluyor o da belli değil de. Neyse efendim, Davutoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Bence bu seçimlerde fazla kendine güvendiğinden ve sonuçlardan emin olduğundan dolayı. Ben de sonuçlardan aşağı yukarı eminim. Naçizane bir TC vatandaşı olarak bir şey bildiğimden değil. Davutoğlu dedi ki seçimlerde kaybedersek istifa ederim. İşte Başbakan Davutoğlu'nun mitingdeki bu iddialı sözleri. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu Hatay'da partisinin seçim mitinginde konuştu. Konuşmasında İngiltere'de yapılan seçimleri ve kaybeden muhalefet partilerinin liderlerinin istifa ettiğini hatırlattı. Davutoğlu, 8 Haziran sabahı iktidar olamazsak istifa ederim dedi. Bütün milletimin huzurunda meydan okuyorum. 8 Haziran sabahı eğer AK Parti iktidarını devam ettiremez, en büyük parti olmaz, seçimi kazanamazsa ben 8 Haziran günü istifa edeceğim. Peki Kılıçdaroğlu böyle diyebiliyor mu? Bahçeli diyebiliyor mu? O son günlerde çok konuşan Demirtaş diyebiliyor mu? Niye diyemiyor? Çünkü iktidar olamayacaklarını biliyorlar. Yani 23 Nisan'da çocuklara bir gün başbakanlık olduğunu veriyoruz. 48 saatliğine Kılıçdaroğlu'nu versek memleketi batırır batırır. Evet efendim, istifa ederim dedi başbakan. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. Mitingler tam gaz devam ediyor dedik ya. Bir de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mitingine götüreyim sizi. İstanbul'daydı. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Açlığı tarihe gömeceğiz. Yoksul kimse kalmayacak. Herkes huzur içinde yaşayacak. Bu ülkeye barışı ve demokrasiyi getireceğiz. Ecevit'in dediği gibi ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen istediğimiz diyor efendim. İstanbul mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu. Bu arada hani bizim böyle chat haberlerimiz var ya, karşılıklı liderler birbirlerine ne gibi cevaplar yapıştırıyor haberleri. İşte iktidar partisi lideri Davutoğlu ve ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine söyledikleri sözler. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Kurulu'ndaydı. İkili önce tokalaştı. Ardından ilk sözü Davutoğlu aldı. Sonra ikili birbirlerine yönelik sert söylemlerde bulundu. Sayın Genel Başkan sık sık son günlerde Hollanda büyüklüğünde Konya'dan bahsediyor. Ben Hollanda örneğini veriyorum. Efendim nasıl o örneği verirsiniz? Hollanda Konya'dan küçük, doğru mu? Doğru. Hollanda'nın tarımsal ihracatıyla Türkiye'nin tarımsal ihracatını karşılaştırmak doğru değil. Yıllık tarım ürünü ihracatı ne kadar? 112 milyar dolar. Türkiye'nin ne kadar? 14 milyar dolar. Ben bunu söylemeyecek miyim? Biz iktidarı devraldığımızda ziraate, tarıma verilen desteklerin tümü kesilmişti. Sayın Başbakan'a göre hiçbir sorunumuz yok. Çiftçilerin de durumu son derece iyi. Desteklerin kaldırılmasını da kim planlıyordu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünlerde kendisine çokça danıştığı Kemal Derviş planlıyordu. Bana şu edebiyatı kimse yapmasın. Efendim eskiden destekler yoktu. Biz geldik destekleri başlattık. Sanıyorlar ki biz gidip çiftçiyle konuşmuyoruz. Ziraat odalarıyla konuşmuyoruz. Üretici birlikleriyle konuşmuyoruz. Biz sadece oturuyoruz ve ahkam kesiyoruz. Efendim şimdi size Erzurum'a götüreceğim. Erzurum'da yine böyle tabii mitingler son gaz devam ediyor. Sivil toplum örgütleri, kadın kolları, gençlik kolları da çalışıyor seçimler için. Erzurum'da CHP'li hanımlar bir stand kurmak istiyor broşür dağıtmak için. Ve buna izin verilmeyince bir problem yaşanıyor. Gelin bakalım Erzurum'da neler olmuş.
Ben bu tırı buradan vuruyorum. Kaldırmayacağım. Ya adam ne var attı? Ne var atarak kaçtı ya? Niye tehdit ediyorsunuz? CHP tırıyla seçim standı açmak istedi. Polis ve zabıta karşı çıktı. Ne işiniz var burada? Tır açtık ya. Ne bayraklama yaptırıyorsunuz? Ne tırımızı açtırıyorsunuz? Burası Erzurum'un Havuzbaşı semti. CHP tırı kent meydanına seçim standı açma hazırlıklarına başladı. İlk engel zabıtadan geldi. Bizim otoparkımızdan elektrik almayın dediler. Bizim otoparktan elektrik almayın. Ne yapıyorsunuz ya? Ya biz parasını ödüyoruz. Biz günlük parasını CHP milletvekili adayı Gonca Aytaş ve zabıta memurları bir süre tartıştı. Nasıl tehdit etmediniz ya? Ardından devreye trafik polisleri girdi. Tır hakkında işlem başlatacaklarını söylediler. Yazılı olarak bana bildirimde bulunmanız gerekir. Lütfen yazılı bildirim istiyorum. Milletvekili adayı 10 metre ileride AK Parti standı var diye tepki gösterdi. CHP üyeleri tırın kalkmasına izin vermedi. Ve bana buranın kanunen yasak olduğuna dair bir tane belge gösteremediler. Ben bu tırı buradan vuruyorum. Kaldırmayacağım. Bakalım daha neler yaşanacak bizim bu oy verme sürecimizde, merak ediyorum. Şimdi üçüncü partiye gidelim. Taçsız sultanlık istiyorlar diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gidelim. Sonra Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz artık böyle genç bir tabanı var, milliyetçi bir tabanı var. Böyle bıçkın delikanlı bir tabanı var. Dün Mehmet Aslan en genç milletvekillerinden, İstanbul 6. sırada milletvekili adaylarından bir tanesi konuğumuzdu. Hem oyuncu olduğu için hem işte sanatçı olduğu için. Onunla konuştuk politikayı ve MHP'nin politikasını. Şimdi bakalım, MHP lideri Bahçeli Manisa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarafsız değil diye eleştiriyor. Kur'an'ın siyasete alet edildiğini öne sürüyor. Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayali kuruyor diyor. Tek adam diktatörlüğü tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşuyor diye de ekliyor efendim. Taçsız sultanlık istiyorlar başlığıyla Milliyet Gazetesi'ne verilmiş. Şimdi bu haberimizi bir izleyelim. Ondan sonra enteresan bir şekilde ülkücü bir Japon var. Ona bakacağız. 17-25 Erdoğan, sana sesleniyorum. Kendine gel, haddini bil. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da miting yaptı. Bahçeli'nin eleştiri okları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelikti. Erdoğan ve Davutoğlu maneviyat sömürüsüne hız vermişlerdir. Yüce kitabımız Kur'an'ı Siret Siirt'te meydanda eline alıp siyaset aracı yapan Erdoğan günahkarlıkla yeni bir terfi almıştır. 17-25 Erdoğan, sana sesleniyorum. Kendine gel, haddini bil, küfre sapma. MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlığını yitirdiğini savundu. Erdoğan tarafsızlığını yemiş yutmuştur. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Görevine başlarken bunun için şerefi ve namusu üzerine yemin etmiştir. Şeref ve namus kavramları bundan nasibini alanlar için elbette mukaddestir. Fakat Erdoğan bundan bağımsızdır. Yeminlerini ezen ve unutan birisinin tarafsız kalmasını beklemek bu nedenle imkansızdır. Evet, şimdi hani böyle bir genç bir temeli var, ülkücü bir temeli var. Milliyetçi gençler sokaklarda ve sayı olarak artıyorlar MHP tabanında dedik. İşte bakın, bir Japon da MHP'li olmayı, hatta sağlamından ülkücü olmayı tercih etmiş. Ülkücü Japon. Görüntüler Erzurum'dan. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu düzenlendi. Etkinliklere Japon Keisuke Wakizaka katıldı. Wakizaka'nın bir elinde Türk bayrağı vardı. Diğer eliyle de Bozkurt işareti yapıyordu. Ülkücü Japon'a halkın ilgisi ise büyük oldu. Ülkücü Japon şunları söyledi. Japonya'da MHP'yi anlatıyorum. MHP'de biz Japonlar gibi örf ve adetlerine çok bağlı. Seçimlerde oylarını yükselteceğine inanıyorum. Japon deyip geçme, olur olur yani. İnsan istediği partiyi tutar, destekler. Şimdi son parti, mitinglerde, sahalarda olan HDP, tartışmalı partilerden bir tanesi biliyorsunuz. Demirtaş Bingöl'deydi. Kendi seçim bölgelerinden, kuvvetli olduğu bölgelerden
Bingöl'deydi. Demirtaş da başkanlık sisteminden hoşlanmıyor. HDP başkanlık sistemini istemiyor efendim ve bu ülkeyi başkanlık sisteminden kurtaracağız sözü verdi kendi seçmenlerine. Bakalım bakalım. Ve biz değerli kardeşlerim. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Bingöl mitinginde konuştu. Sözlerinin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetti. Yalan söyleme konusunda utanmazlar, arlanmazlar. Davutoğlu seçimi tamamlamadan Pinokyo'ya dönüşecek. Her gün burnu uzayacak. Yalan konuşa konuşa burnu uzayacak. Bugün hükümet olalım. Bir defa başkanlık gibi bir tehditten Türkiye kurtulmuş olacak. Tek adamlık tehdidinden bir tek kişinin çıkıp bu ülkeyi ben tek başıma yöneteceğim deme tehdidinden kurtarmış olacağız ülkeyi. Ve biz bunu başaramazsak lanet olsun öyle koltuğa, lanet olsun öyle hükümete deriz. Bir tek gün koltukta kalmaz istifa ederiz. Dediklerimizi yapamazsak koltuğa yapışıp kalmayız. Türk siyasetinde İngiliz modası sayın seyirciler. Herkes artık koltuğa hani istifa ederim. Mesela Davutoğlu az önce televizyonu yeni açanlar için haberini verdik. İstifa ederim dedi. İşte ondan sonra şeyin haberini verdik efendim Demirtaş'ın. İstifa ederim koltuk benim olursa dedi ama o koltuğun onun olması gerekiyor önce. %8'lik oy oranıyla o koltuk onun nasıl olacak ben çok merak ediyorum yani. Hani bu iyimser bir dünyada hayal. Alice Harikalar Diyarında falan. Ha yani bir şey söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı koltuğu benim olsun. Bir sıkıntı olsun istifa ederim falan gibi bir şey bu yani. Sevgili izleyiciler İngiltere kraliçesi olayım. Tamam mı? Ha, bir sıkıntı çıksın söz koltuğa yapışmam gibi bir şey yani. Hayali bir durum bu. O yüzden bekara karı boşamak kolay tabii. Yani daha koltuk yokken istifa ederim, yapışmam, zamklanmam demek kolay da o koltuk %8 oy oranıyla senin altına nasıl gelecek bir ona bakacağız tabii efendim. Şimdi neyi verelim diyordunuz kızlar? Ha oy vermişler. Tabii oy vermişler. Dün bir izleyicim tweet attı. Biz size şey haberi vermiştik hani oy verirken dikkatli olun oy pusulası 1 metre. Haberi vermiştik. Gerçekten de öyle yani. Çalışın öyle gidin bence. Sıkıntı istemiyorsanız. Havalimanında ve gümrüklerde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için oy verme işlemi başladı. Hatta dün oyunu kullanan bir izleyicim de bu haberi bizimle paylaşmıştı. İzleyelim. Havalimanı ve gümrüklerde yurt dışına giden vatanına daha doğrusu vatanından yaşadığı memlekete dönen vatandaşlarımız nasıl oy verecek? İnşallah. Hadi bakalım. Gümrüklere sandıklar kuruldu. Oylar atılmaya başlandı. Hayırlı olsun. Yurt dışında yaşayan seçmenler genel seçim için gümrüklerde oylarını kullanıyor. Sınır kapılarında 7 Haziran saat 17'ye kadar sandıklar açık olacak. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına da sandık konuldu. Havalimanlarında 24 saat boyunca oy kullanılabilecek. Yeni seçilen hükümetin vatana millete hayırlı olmasını ümit ediyoruz. Posta gazetesinde sevgili annelerimizin anneler gününü tekrar kutlayarak yarım saat önce başlarken kutlamıştık. Bir haber okumak istiyorum. İşte annelik diye verilmiş Posta gazetesindeki bu haber. 3 çocuğunu okutmak için iş bulamadığı Giresun Doğakent'te yaşayan Cemile Kazancı 12 yıl önce boşandı. 3 çocuğunu okutmayı kafasına koymuştu. İlçede kendine uygun iş bulamayınca inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaat ustası olan dayısının yanında işi öğrendi. Cemile Kazancı en çok duyduğum laf şu, kadından inşaat ustası olur mu? Ben de işte oldu diyorum dedi. Elektrik tesisata döşemek dahil inşaatla ilgili her işi yapan ve çok iyi bir usta olan Cemile Kazancı 3 oğlunu da okutmayı başardı. Büyük oğlu İngilizce öğretmeni oldu, ortanca oğlu jeoloji mühendisi, küçük oğlu lisede okuyor. Cemile Kazancı inşaat işi kadına göre değil ama ben çocuklarımı okutmak için seve seve yapıyorum dedi. Helal olsun okutmuş da üçünü de üniversiteli yapmış da her işi de yapıyor. Posta gazetesinde de müthiş bir fotoğrafı var. Aslında benim yakınımda kamera varsa bir gösterebilir miyiz? Veya sen postanın ön sayfasını verebilir misin harç kararken Cemile annenin Umut'cum? Hadi verelim bakalım yakından nasıl harç karıyor Cemile anne. İşte aynen böyle işte annelik diye görüyorsunuz işte sağda. Sol köşede o elinde kürekle harç karan Cemil annenin ta kendisi. Şimdi
Benim üzüldüğüm bir şey var. Daha doğrusu duygulandıran bir şey aslında. Üzücü bir şey değil. Görme engelli bir kadın hamile kalıyor. Ultrasana gidiyor. Normal anneler hani çocuğu sağlıklı mı değil mi? Daha hani mercimek kadarken çocuk bana mı benziyor, kocama mı falan derdine düşerken onu göremiyor. Sadece çocuğu sağlıklı mı onun kaygısındayken öyle bir sürpriz yapılıyor ki görme engelli anneye. Hepimizi duygulandıracak cinsten. Görme engelliydi. Teknoloji sayesinde doğmamış bebeğini görmüş gibi oldu. Bebeğine dokundu, yüzünün her yerini inceledi. Teknoloji, görme engelli bir anneye mutlulukların en güzelini verdi. Anne, ultrason boyunca bebeğinin neye benzediğini sordu. Ancak doktorların ona çok büyük bir sürprizi vardı. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, doutor, narizinho é parecido com o teu. Tá com os dois olhinhos fechados. Bebeğin 3 boyutlu ultrason fotoğrafını kabartmaya çevirdiler. O kabartmanın üzerine de ben senin oğlunum yazısını yazdılar. Görme engelli anne bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya göremedi ama hissetti. Bir de iyi ki senin çocuğunum yazan yazıyı bile yazmış. Ne düşünceli doktor, ne güzel bir jest. Şimdi çocuklar bizi seyrediyor, erken uyanıyorlar. Anneler bizi seyrediyor, bugün anneler günü. Adam olacak çocuk da neyinden belli oluyor? Anneler çok iyi bilir, çok görmüşlükleri vardır o adam olacak çocuğun malzemesini. Şimdi iki tane çocuk getiriyorum ekranlara. Çocuk demeye bin şahit çünkü büyükleri kıskandıracak kadar yetenekliler. Bir salon dansı yapıyorlar, inanılır gibi değil. Kız ayrı, erkek ayrı. Ben erkeği daha çok beğendim, o da ayrı. Muhteşem danslarıyla iki bacaksız geliyor ekranlara efendim. Я вам говорю, что я вам удачи. Nasıl ama ufaklar, ılıklar değil mi? Bin şahit ister ufaklık demeye. Helal olsun bunlara. Adam olacak çocuk diyoruz. Gazeteye bakıyorum. Ya bir tane bir acayip haber var. Onu bir göstermek istiyorum. Fıkra gibi diye vermiş Posta Gazetesi. Yeni Osmanlı demiş bak. Yeni Osmanlı. AK Partili Amasya Belediyesi selfie çeken şehzade heykeli yaptırdı. Heykelle herkes fotoğraf çektiriyor. Bayağı. Şehzade. Ya bunu yakından gösterebilir miyiz? Biriniz yakınıma gelin gözünüzü seveyim. Ya bu çok önemli ya. Bak. Şöyle tutayım. Çok acayip bir haber çünkü. Fıkra gibi. Şurası tam. Şehzade. Şehzade. Görüyorsunuz.
Elinde cep telefonu şehzadenin. İnsanlar şehzadenin yanına gidiyor. Önünde duruyor böyle. Şehzade selfie çekermiş gibi fotoğraf. Şimdi bu fıkra gibi. Acaba hani bu Osmanlı'ya, değerlere, şehzadelere falan bu kadar değer veren bir toplum olarak bu işi hafife almak mı? Yoksa neden olmasın mı? Ya ben neden olmasıncıyım ya? Neden olmasın? Şehzade bilmem ne, Şehzade Mustafa, Şehzade Selim, Şehzade şu bu falan değil. Şehzade kılığında Amasya'da biri. İşte selfie çektirmek isteyen varsa gidip heykelin önünde durmaktansa adamla selfie çektiriyormuş gibi. Fıkra gibi diye verilmiş efendim günün fotoğrafı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu şehzadenin elinde cep telefonuyla o kılıkta durmasıyla ilgili. Yeni Osmanlı diye verilmiş bu haber. Şimdi ne detayı? Bildiğin şehzade tabii canım, kafada mafada bütün böyle bir tuğralar muralar her şey var. Şimdi ha kılıcı da var, doğru kocaman kendi kadar kılıcı da var. Şimdi efendim şarkıcı ve masöz Değer Deniz 6 Mayıs'ta İstanbul Cihangir'deki evinde ölü bulunmuştu. Boğularak öldürüldüğü saptanmıştı. Polis dün katil zanlısı olarak CM'yi 17 yaşındaki gözaltına almıştı. Hırsızlık ve uyuşturucudan sabıkalı CM gece yarısı camdan eve girdim. Ev sahibi sese uyandı, bağırmaya başladı. Yatak odasına gittim, kemerle boğdum. Cep telefonu ve klarnetini alıp kaçtım. Uyanmasaydı öldürmezdim dedi. Bahaneye bak, uyanmasaydı öldürmezdim. Çok enteresan. Haberimizi bir izleyelim. Aç arabayı. Bu şehri kıyılarına vurmuş bir sırrım var, bilemezsin, bilemezsin. Müzisyen Değer Deniz 39 yaşındaydı. İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde yaşıyordu. Elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu. Polis günlerce Deniz'in evinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izledi. İnceleme sonunda Deniz'in katil zanlısına ulaşıldı. 17 yaşındaki CM hırsızlık amacıyla Deniz'in evine pencereden girmişti. 17 yaşındaki genç yapılan operasyonla gözaltına alındı, sorgulandı. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gencin sorgulanması sonrası cinayeti nasıl işlediği de ortaya çıktı. Katil zanlısı genç, hırsızlık için kadın müzisyenin evine girmişti. Klarnet takımını çaldığı sırada Değer Deniz cep telefonu sesine uyandı. İkili arasında bir süre arbede yaşandı. 4 sene boyunca yazdığım şarkıları bir araya getirdim. Katil zanlısı genç, Değer Deniz'i etkisiz hale getirdi. Telefon kablosuyla da kollarını bağladıktan sonra boğarak öldürdü. Efendim Özge Can'ı ve vahşice öldürülüşünü hatırlayacaksınız. Minibüs şoförü tarafından gaflete düşüp de bindiği, şanssızlıkla götürülüp tecavüz edilip öldürülen Özge Can'ı hatırlayacaksınız. Özge Can'ı savunmak için katilleri avukat istedi. Mersin Barosu'ysa avukat vermeyi reddetti. Avukatlar davayı almıyor efendim. Yüzü bebeği. Ben onları nasıl büyüttüm? Ne emeklerle, ne zorluklarla büyüttüm? Özge'nin hesabı sorulacak! Özge Can Aslan 11 Şubat'ta katledilmişti. Bindiği minibüsün şoförü 21 yaşındaki genç kıza tecavüze kalkışmış, genç kız direnince de öldürmüştü. 21 yaşındaki kızın bilekleri kesilmiş, cansız bedeni tanınmasın diye de yakılmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ilk duruşması 12 Haziran'da görülecek. Duruşma öncesi Özge Can'ın katil zanlıları harekete geçti. Hiçbir avukatın savunmalarını kabul etmediği zanlılar avukat istedi. Mersin Barosu'na başvuru yaptı. Zanlılar minibüs şoförü Supi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Tacizden bahsediyoruz, tecavüzden bahsediyoruz. Delikanlı mı kalmadı, adam mı kalmadı, bu ne biçim erkek topluluğu falan diyoruz. Ben Ankara çocuğuyum, Ankara'da yetiştim ve Ankara'da şöyle bir racon vardı. Bir erkek arkadaş falan görmedik bizim dönemimizde, bizim lise çağlarında falan öyle hani. Ya üniversitede ciddi bir flörtün olurdu ya da öyle lisede 1000 tane erkek arkadaşın olmazdı. Ama erkekli kızlı çok samimi, sürekli beraber hep grup halinde gezerdik. Ve bizim normal erkek arkadaşlarımız dahi, sınıf arkadaşımız, takımdan arkadaşımız, mahalledeki arkadaşlarımız, abilerimiz. Ya bize evimize kadar eşlik ederlerdi.
Mahallede en ufak bir problemimiz olmazdı. Biri bize sarkıntılık edecek, şöyle yapacak. Gece 12'lere kadar çünkü sokaktaydık. Öyle büyüdük biz. Yaz tatili geldi mi 12'lere kadar sitenin içinde basket oyna, top oyna, dalya oyna, limonata iç, çekirdek çıtla, sohbet et, monopol oyna falan. Böyle büyüdük biz. Çok güvende. Bunun sebebi de hakikaten insanlar arasında hem bir yandan rahatlık, hem bir yandan saygı, hem de bir racon vardı yani kadın erkek ilişkisinde. Şimdi baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Terbiyesizlik diz boyu, erkeklerin kadınlara yaptığı, ben feminist değilim, herhangi bir cinsin diğerine üstüne inanmıyorum. Kadın parasını kazansın, ayağında dursun, ayağın üzerinde dursun, tırnağı varsa başını kaşısın, bunların hepsinin taraftarıyım. Ama şunu söylemek istiyorum, şu anda kadınların yani zayıf, fiziksel olarak zayıf cins olduğumuz için bize uygulanan tacizin, şiddetin haddi hesabı yok. Sokakta, trafikte, yolda. Yani adamlar iyice gözleri karardı. Niye bilmiyorum. Bakın niye buradan bu kadar girdim ve dertlendim. Kadıköy Cafer Ağa'daki batı bir teras barda, bir kafede. Kadıköy ya Kadıköy, İstanbul'un Kadıköy'ü. Yani nasıl İstanbul'un Avrupa yakasının Taksim'i, Beyoğlu'su var. İşte Anadolu yakasında Kadıköy var, böyle hani eğlence mekanlarının olduğu. 20 kişilik bir erkek grubu içerideki bazı kadınları sözle tacize başlıyor. Bir tane delikanlı, bir tane insan evladı 26 yaşında pırıl pırıl bir genç çıkıyor ve kadınları korumak için diğer erkek grubunu sözle uyarıyor, müdahale ediyor. Yapmayın, ayıptır, böyle bir şey olmaz falan falan. Böyle bir müdahalede bulunuyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz efendim? Özel bir merkezde öğretmenlik yapan Bahadır Grammeş'in bıçaklanarak öldürülüyor. Tek yaptığı şey o barda veya işte kafede, neyse kafe barmış, ikisi de birdenmiş. Tacize uğrayan kadınları korumaya çalışmak, hemcinslerini sözle uyarmak. Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsunuz demek. Bıçaklanıp öldürülüyor. Düşünebiliyor musunuz? 26 yaşında bir öğretmenden bahsediyorum. Yani o kafedekiler armut mu topluyormuş? O kafedekilerin umut soruyor içeriden. O kafedekilerin güvenlik görevlisinin hay mesleğine. O kafenin sahibinin, yetkilisinin, müdürünün. Ne yapıyordunuz ya? Nasıl bir yer orası? Ve şu anda ben bu davaya bakacak hakimden, bu davaya bakacak avukatlardan rica ediyorum. Orada yargıladığınız şey sadece bu genci, Bahadır Grammeş'ini öldüren o serseriler değil, kadınların kafelerde oturabilme özgürlüğüdür. Bunu düşünerek cezanızı verin. Herhangi bir indirim söz konusu olabilir mi bilmiyorum ama biz Türk kadınlarının kafelerde, teraslarda oturma özgürlüğümüzü elimizden almayın. Ve böyle 3-5 delikanlı kaldıysa eğer, şayet, onların da cesaretini kırmayın. Olur mu? Biz böyle görmedik. O yüzden benim nacizane bir Türk kadını olarak ricam olacak bu. Şimdi 36. haberimiz neymiş? Oy. Evet. Bir adam var. Kambur, Samsun'da. Kambur bir fiziksel kusur olduğu için benim adama söylediğim, taktığım bir lakap veya söz veya bir aşağılama değil. Sadece kamburundan dolayı yakalanıyor. 5 kadını taciz ettikten sonra. Yani detay orada, onun için bu lafı başta söyledim. İzleyelim haberimizi Samsun'da. Tacizciyi kamburu ele verdi. Olayın adresi Samsun. 5 kadın taciz iddiasıyla polise başvurdu. Mağdurlar apartman ve asansör boşluğunda elle taciz edildiklerini söyledi. Kadınların ifadelerinin ortak noktası ise şüphelinin eşkaliydi. Kadınlar tacizci gencin şapkalı, kambur yürüyüşlü bir kadın olduğunu söyledi. Polis kentte inceleme başlattı. Mağdurların verdiği eşkale benzeyen Orhan Kemal K. şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüpheli suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki gencin bir tüpçüde çalıştığı öğrenildi. Hay Allah'ım, ne yapacağız biz bu sapıkları, bu tacizcileri, bunları ya? Hiç bilmiyorum. Neyse. Şimdi zaten bir izleyicim. Çocuklar şöyle bir iltifat duydunuz mu? Bir izleyicim yazmış yeni. O yüzden paylaşmak istiyorum. Seda Hanım çok güzelsiniz. Koparan gibisiniz. Duydunuz mu böyle bir iltifat? Duydunuz mu beyler? Koparan gibi. Yok, duyan olmamış.
teşekkür edeceğim de ne demeye geldiğini çözemediğim için edemiyorum. Kusura bakmayın. Diğer bütün gelen güzel iltifatlar ve sözleriniz için de ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum. Keremcim ne diyordun? Ha, İbrahim Tatlıses Türkiye'ye geldi, evet. İbrahim Tatlıses Türkiye'ye döndü efendim. Biliyorsunuz en son Amerika'daydı. Önce Almanya'ya gitti bir tedavi merkezine. Sonra Amerika'ya gitti, ümitli haberleri geldi. Sessiz sakin döndüğü Türkiye'de terasa çıkıp sevenlerine el sallayıp ben iyiyim demiş. Bakalım görüntülerine. İbrahim Tatlıses Türkiye'ye döndü. Tatlıses uğradığı silahlı saldırının son izini silmek için Amerika'ya gitmişti. Ünlü sanatçı Mart ayında Miami'de beyin ameliyatı geçirdi. Tatlıses sessiz sedasız Türkiye'ye döndü. Sanatçı İstanbul Seyrantepe'deki ofisine gitti. Tatlıses ofisinin terasından kendisini bekleyen gazetecileri selamladı. Sanatçının başının sol tarafındaki derin ameliyat izi ise dikkatlerden kaçmadı. Saçlarını kazıtan Tatlıses sadece sağ eliyle gazetecileri selamladı. Sol elini ise hala kullanamadığı dikkat çekti. Tatlıses kilo da almıştı. İbrahim Tatlıses gazetecilere iyiyim, çok şükür sizleri çok seviyorum dedi. Efendim şimdi bir haber daha var. Sadece estetik kurbanı kadınlar olmuyor. Erkekler de artık böyle çok süsüne püsüne vücuduna kendine düşkün olmaya başladılar. Ama bazen işin dozu kaçıyor. Bu öyle bir şey işte. Bir erkek vücut çalışıp da kendine orasına burasına silikonlar, yağlar, kaslar enjekte edince vücudu hani erkek ve kaslı bir vücut yerine hilkat garibesine dönüyor. Ve sağlığı tehlikeye giriyor. Bakalım. Çok sevdiği film karakterine benzedi. Tanınmayacak hale geldi. Brezilyalı Romeo dos Santos 25 yaşında. Vücut geliştirmeyi takıntı haline getirdi. 3 yıl önce pazularına ağrı kesici, alkol ve yağdan oluşan bir kokteyl enjekte etmeye başladı. Ailesi ve arkadaşları zamanla bir canavara dönüştüğünü söyledi. Gelen tepkiler üzerine depresyona girdi, işini kaybetti. Ağrıları da başlayınca doktora gitti. Doktorlar kolları ve omzundaki zararlı maddeleri temizledi. Genç adam geç kalsaydı iki kolu da kesilecekti. Allah akıl fikir versin, hiçbir şeyde ifrata kaçmamak lazım. Hulk'a benzediğinde ne oldu? Hulk zaten canavar diye geçiyor. Hulk diye okunuyor İngilizcesi ve yeşil canavar yani. Hani niye canavara benzemek ister bir insan durup dururken? Allah'ım tövbe yarabbim ya. Hani hakikaten günah olduğunu düşünüyorum. Allah'ın verdiği vücuda, fiziğe, zihne böyle davranmanın. Şimdi biz Sefaköy'deyiz şu anda. Bahçeşehir çok yakın. Bahçeşehir'de oturuyor benim yapımcım Ezgi. Onun oralarda bir gölet varmış. Bahçeşehir artık yani böyle Tekirdağ, İstanbul arasında. Bence Tekirdağ'a bağlı olsa daha iyi. Oraya daha yakın da. Neyse. Duydu mu Ezgi ne diyorum? İstanbul tabelası orada. Şehrin hayhuyundan uzaksa madem, niçin her gün şehirde fın fın geziyorsun? Öyle sorarlar adama. Hayt. Neyse. Şeyhin hayhuyundan uzakmış. Öyle o yüzden tercih ediyormuş orayı Ezgi yapımcımız. Şimdi bir gölet var ki o civarda da çok lüks evler var. O civarda çok iyi okullar var. O civarda yaşayan milyonlarca insan var. Evet milyon. İstanbul artık 17 milyon. 1-2 milyon orada yaşıyordur yani. O kadar gelişti o taraf. Ve orada bir gölet var. Gölet satılığa çıkıyor. Üstüne üstlük satılıyor. Yani ben bu göletlerin, mesire yerlerinin bu kadar rahat alınıp satılabildiğini bilmiyordum. Üstelik şehrin içindelerse. İzleyelim. Göletin ihalesi yapıldı. Bahçeşehir Göleti teknik olarak 103 milyon liraya satıldı. Her geçen gün daha fazla betonlaşan İstanbul'da yeşilliğini ve doğal güzelliğini koruyan Bahçeşehir Göleti geçtiğimiz günlerde belediye tarafından ihaleye açıldı ve özel bir şirkete teknik olarak satımı gerçekleşti. Başlangıçta satılmasına karşıyız. Üçüncü şahısların eline geçmesine karşıyız. Bunu belediye yap işlet devletle yapabilir. Kendi gelirleriyle, kendi bütçesiyle yapabilir. Dolayısıyla burası halkın olarak kalır. Ancak muhalefet işte bu sözlerle satışa karşı. Diğer muhalefet partisinin meclis üyelerini hatta döverek
engelleyerek o oylamayı falan sağlıklı yapmaksızın satış kararı alıyor ve belediye başkanına tek yetki veriyorlar. Satışa karşı olan muhalefet dava açtı. Yani aslında şu plan, şu anda göletin satılmasının söz konusu olduğu plan henüz kesinleşmiş plan değil bizim nazarımızda. Çünkü bu dava süreçleri hala devam etmekte. Bir planlama var, bir tasarım var, burada bir rant var. Dolayısıyla bu bence Bahçeşehirli'ye bir ihanettir. İhaleyi kazanan firmanın gölet alanında 11 bin metrekare inşaat yapma izni var. Ancak imar işleminin 11 bin metre ile sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Biz bir 11 bin metrekarenin 30 bin metrekareye çıkacağını, bunun Doğa Parkı Caddesi üzerinde konuşlanacağını, orada 50'şer metrekarelik dükkanlar yapılacağını emsal alana göre, fakat onların arka ve ön büyüyerek 250'şer metrekare mekanlar olacağını ve bu şekilde satılacağını biliyoruz. Gölet alanıyla satış işleminin kaderi 10 gün içinde belli olacak. Çünkü belediye başkanının ihaleyi iptal etme yetkisi de var. Şimdi ilçe halkı belediye başkanının vereceği kararın ne yönde olacağını bekliyor. Bizim itirazımız şuna, yani hiçbir yetki, hiçbir güç, hiçbir kuvvet bir kentin nefes aldığı yeri, bir kentin nefesini kesemez. Karşı olduğumuz konu bu. Evet efendim, hoş geldiniz tekrar. Şimdi göletiniz satılmış, geçmiş olsun, artık kenarında piknik miknik yapamam. Ezgi, mangallar ne olacak senin mangalların ya? Ha, mangal falan yapamayacaksın artık, öyle gözüküyor. Ben Ezgi'yi mangalcı durumuna düşürdüm değil mi? Böyle akşam alem yapan, arabasının arkasında mangal taşıyan, göletin etrafında çift etelle oynayan var ya öyle minibüs şoförleri, hemen su buldu mu. Neyse, şimdi bakın, bir amblem vardır, anneler günüyle özdeşleşmiştir. İnci küpeli, kolyeli, profili böyle siyah. Ondan sonra hep anneler gününde o fotoğrafı görürüz. Anneler gününüz kutlu olsun diye kartpostallara basılmıştır. İşte yayın organlarında yayınlanır. Hatırladınız hepiniz zaten. Yıl 1963. Hürriyet'te ressam olarak çalışıyorum demiş. Güzel Sanatlar Akademisi'ne henüz girmemişim. Gazeteye anneler günü amblemi lazım. Günlerce uğraşıp çizdim. O günün koşullarında bir çömezin ustalarına gidip ne oldu benim amblem, beğendiniz mi diye sorması mümkün bile değildi. Pazar günü baktım, Hürriyet gazetesinin tepesine koymuşlar. 1963 yılında, 52 sene önce. Hem de kocaman. Benim amblem daha sonra Türkiye'ye mal oldu. 1963'ten beri her anneler gününde kullanılıyor diyor Erkut Can'ın yazısında efendim. Erkut Can'ın amblemi bu. Erkut Can şu anda da Posta Gazetesi'nde yazıyor. 4 yıl önce annesini kaybetmiş kendisi. 73 yaşında şu an. Eskiden dersini çalış, sonradan kazağını giy, hızlı araba kullanma, torunlarına sakın bir fiske dayı vurma diyen, anneler günü ziyaretimizde biraz büyükçe bir çiçek aldığımızda ne gerek vardı bu kadarına, kim bilir kaç para verdin, seneye bir tek çiçek, bir tek gül yeter diye tembihleyen beyaz saçlı meleğim annemi Allah 98 yaşında yanına aldı diyor. Ne kadar güzel. Allah hepimizin annesine o kadar uzun ömürler nasip etsin inşallah. Anneler hep öyledir. Bana sürpriziniz mi var? Benim anneciğim mi? Ha? Anne, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. O renklerle, mor renkler en sevdiğim renk. Menekşe'ye dönmüşsün. Saf ve güzellik. Çok çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ya bir normalde... tanem, hoş sedam, sabahların ay prensesi. Ay anne ya, benim... İzninle öncelikle bütün kadınların anneler gününü kutluyorum. Yüreği yanan annelerin acısı dinsin. Kadına, annelere yapılan şiddet sona ersin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tüm annelere sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu arada da Zeki Alasya'ya da Tanrı'dan rahmet diliyorum, çok üzüldüm. İyi ki senin gibi bir evladım, annesiyim. Ay. Sen ve kardeşlerinle gurur duyuyorum. Hepinizden razıyım. Oh. Hayattayken her zaman yanınızda, arkanızda olduğumu bilin. Seni çok seviyorum. Gurur duyuyorum. İşlerinde anne, başarılar, güzellikler diliyorum. Seni çok da... çok öpüyorum. Gülçin de ben de çok kötü olduk. Bak bir şey söyleyeceğim. Allah herkese bunca insan önünde anasından helallik almayı nasip etmez. Ben önce Gülçin'e de, Ezgi'ye de, tüm ekibime de çok teşekkür ediyorum. Bana böyle herkesin önünde anamdan helallik almayı nasip ettikleri için. İkincisi... Her keşke... zaman hakkım helal sizlere. Sen çok iyi bir evlatsın. Anne olamadım diyorsun ama herkese annelik yapıyorsun. Bana bile annelik yapıyorsun. Ay estağfurullah, hiç öyle şey söylemedim. Öğrettiğin öğrenciler, yetiştirdiğin insanlar. Sen de başka türlü görev annelik yapıyorsun.
Çok seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Allah başarılığın devam etsin. Sağlıklı günler versin. Benim annem beraber. En iyi izleyicimdir. Benim bu hani sorduğunuz, merak ettiğiniz enerjin nereden geliyor dediğiniz şey var ya. Espri anlayışın, komikliğin nereden geliyor? Hepsini annemden almışımdır. Annem evde bizi öyle güldürür, öyle neşelendirir ki. Oynadığım oyunda bile ben o sevgili annemin sözlerini kullanırım. İnsanlar en çok ona güler, tepki verir, onu alkışlar. O sözleri ben söylediğim zaman. O kadar candandır, doğaldır. Yani ben çok şanslıyım annem olduğu için. Yoksa ben böyle bir karakterde insan olmayacaktım. İyi biz ki de varsın. Ben de çok şanslıyım. Yani kendine o kadar iyi bak ki anne. Bakacağım, ne olur bakacağım. Bak 98 yaşlarını göreyim ben de senin inşallah böyle bak. Sağlıklı, sağlıklı canım, her şeyin sağlıklısı. Sağlıkla, hayırlısı. Sevgiyle, bütün sevdiklerine, bütün evlatlarına. Amin, hepinize gurur duyuyorum. Başarıların devamını diliyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Bak böylece televizyon kariyerin de oldu. Çok iyi kanallarda başladın. En önce başka TV'de bir televizyonda kariyer yapmıştım. Annem tabii şimdi bir gün efendim sevgili Huysuz Virjin'le, Seyfi Dursunoğlu'yla annem iyi arkadaş. Bir gün Seyfi Dursunoğlu'nun evindeyiz. Onun da doğum günü. Ben de program çekiyorum. O dönem bir başka televizyon kanalında evinde. Annem de içeride. Seyfi Dursunoğlu'nun doğum günü. Pastayı birinin getirmesi lazım. Çok da iyi bir kanal. Çok da büyük bir kanal. Ben daha küçük böyle kanallardan başlayarak hadi böyle tırmandım merdivenleri. Pastayı kim getirecek dendi. Annem orada ben getireyim bari dedi. Nasıl olsa arkadaşı. Huysuz Virjin'in pastasını aldı içeriden getirdi. Tabii kanal onu veriyor. 10 tane tekrar bayram özel programı bütün her yerde yayınlandı falan. Annem bana hep şey der. Aman ben senin gibi küçükten mi başladım? Koskoca kanallarda başladım televizyonculuk kariyerime der. Hakikaten de öyle. Eğer senin imkanın olsaydı benden 1000 kat daha iyi bir televizyoncu olurdun anneciğim. Aşk olsun, aşk gerçekten olsun yavrum. Ellerinden öpüyorum, senin de gurur duyuyorum. Ben de seni duyuyorum. Çok öpüyorum, çok teşekkür ederim TVM'de bunu bu fırsatı verdiği için. Sağ ol, sağ ol. Kendine biz teşekkür bak. Ediyoruz. Ben şimdi atanın mevlidine, 40 mevlidine gidiyorum. Çok çok öpüyorum seni. Aynı zamanda evet, ben de orada olamadığım için bugün çok üzülüyorum. Minik ailemizin yeni üyesi, atamızın da 40. Mevlidi var bugün. Herkesi benim için öp. Yüreğim sizinle. Sağ ol. Biz de seninle yavrum. Salı günü görüşürüz böyle. İnşallah. Görüşürüz anneciğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun yeter. Evet Ezgi'cim, sevgili Umudum, Gülçin'cim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni annemle konuşturdunuz bu anneler günü sabahı. Yıllardır çalıştığım için bir kere nasip olmadı yani. Çok azdır. Hep giderim doğum gününde falan ama olmuyor işte. Sonradan pişman olacağımız günler bunlar. Niye onların yanlarında olamıyoruz diye. Vallahi. Hadi onu verelim. Şimdi bakın çocuklar annelerini gözleri kapalı bulabiliyorlar. İnanabiliyor musunuz? Sadece belki kokularından, sadece belki sıcaklıklarından, tenlerinden. Niye bilmiyorum ama bulabiliyorlar. İzleyelim. Of time, you're in their grasp. A staircase to climb, breathing in gasps. The wind only knows what happened to me. I know your rose trapped beneath the sea. This I know, I'll never let you down. This I know, I'll never let you down. Bruises on all the trees, echoing sound. If you're down on your knees for the final count,
ya. Bebekler annelerini, insanlar annelerini tanıyabiliyor. Zaten biz o kadar saf, o kadar temiz doğuyoruz ki sonradan bozuluyoruz. Şimdi bizim gelin hanım, ben ona gelin demem. Bütün hiç, yani kardeşim benim, ikiz erkek kardeşlerim var. Onların eşleri falan benim kız arkadaşlarım, öyle söyleyeyim. Onlar bana hanım, işte abla, Seda abla falan derken artık Sedoş diyorlar. Çok da memnunum, iyi ki de öyle diyorlar. İkisini de çok seviyorum, sevgili Şahin de ve Selda'yı. Annemle az önceki konuşmamda, Ezgi'cim, Ezgi de geldi buraya. Hepsi oturup bütün gelinleri de öngür öngür ağlatmışsın annem konuşurken. Ve 7 yaşındaki yeğenim dayanamamış, halama mesaj yollayacağım diye tutturmuş. Onun sesli mesajını bir size dinleteyim. Selam anne, her günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sevgiler Arda. Ve ne zaman Ankara'ya geleceksin? Çünkü seni çok özledim. Keşke şimdi Ankara'da yaşasan da sana gelebilseydim. İşte hasretlik böyle bir şey. Çok tatlı değil mi? Hadi efendim, şimdi de o zaman hangisini veriyoruz? Ha, duygusal. Şimdi ben duygusala bağladım. Yiyen duygusala bağlamış. Burada Gülçin asistanımız ağlayarak dışarı çıktı. Herkes de bir özlem, bir hasret. İşte bakın, duygusal bir bebek geliyor ekranlara. Anası söylüyor, bebek ağlıyor. Anası söylüyor, bebek ağlıyor. Yürek dayanmaz. İzleyelim. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. When the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. Ya ben bu çocuğun 5 yaşında falan alkole başlamasından korkuyorum bu duygusallıkla yani. Anne bir şeyler koy da akşam içelim, vallahi çok da hisli söylüyorsun deyip ya. Görüyorsunuz değil mi? Duygular böyle büyüdükçe kirleniyorlar. Şimdi annem dedi ya, sen de başka şeylere, başkalarına annelik yapıyorsun dedi. İşte benim annelik yaptığım şeylerden bir tanesi burada ama bunun anneye ihtiyacı yok. Buradan Ezgi'yi, yapımcımızı kesiyor. Adı Cengiz Han efendim, bu beyefendinin. Amerika'da yaşıyor kendisi. Programımız için özel geldi. Cengiz'in teyzesi, Ezgi'nin teyzesinin köpeği. Şimdi sevdiğimiz zaman ona Cengo diyoruz. Cengo, Cengo ne haber diyoruz. Kızacağımız zaman Ezgi ciddileşiyor. Cengiz, Cengiz otur. Cengiz diye köpek mi olur ya? Cengiz Han. Şimdi, şu anda bu dikkatli bakışı tamamen Ezgi'ye. Şimdi Ezgi'nin bir iddiası var. Yayına girmeden önce bunu bize kanıtlamaya çalıştı. Ezgi, Cengiz Han Hadilan mı diyor gerçekten? Güya Cengiz Han Hadilan diyormuş konuşup. Güya. Yani bunu bize makyaj odasında dediğini iddia etti. Cengiz Han bir Hadilan de. De bakayım. Yine de siz çocuklarınızı böyle yetiştirmeyin. Yani biz Cengiz'e yaptık, siz yapmayın. Cengiz kim geldi içeri? Parçalasana geleni. Böyle de yetiştirmeyin. Çocuklarınızı böyle de yetiştirmeyin. Köpeklerinizle hele hiç. Ben bunu bırakmasam, ben çıksam gitsem bununla biraz parka marka. Sen şuraya gelip oturup program yapsan. Vallahi özledim be Ezgi. O program bitmez diyormuş zaten içeride. Ezgi bayıltıcıya ayarlar. Bir de dördüncü vitese takarsa, onundaki çenenin yanında benim çenem sıfır kalır, sıfır yani. Ben sana söylüyorum yani. Hiçbir şey değil. Anneye mi gitmek istiyorsun? Bir dakika, teyzenin adı ne? Cahide. Cahide Hanımcığım, çok teşekkür ederiz. Cengo sabah neşemiz oldu. Babasının adı ne?
Çetin ve Cahide Hanım'ın çocukları Cengiz Han bizimle. Niye bu ismi koyduklarını söylediler mi? Cengiz Han İmparator'dan. Ha, İmparator'u seviyorlar. İsmi büyük, kendi küçük, tezat olsunlar diye sevdikleri bir kahramanmış. Bir tane daha olursa herhalde Alpaslan. Bilmem ne, öyle gideceğim. Malazgirt Savaşı'ndan itibaren bütün şeyleri koyalım efendim. Benim çok gizli bir ismim var. Çocuğum olursa koyacağım. Onların koruyucularının adı bir tanrının, eski bir tanrının adı. Gideceğim mi annene? Bırakıyorum seni. Yakalarsın. Yakalarsın. Zaten sana geliyor. Sen şimdi neyi verelim dedin bana? Keremciğim. Hangi, ne kaldı? Bir tane güzel bir şey verelim diyordun az önce. Ha, Hadise. Hadise'yi sevgilisi zayıflatmış mı? Bütün millet o adamı Hadise'nin elinden almaya çalışır. Yani mesela ben şimdi Hadise'nin elinden onu alayım, beni de zayıflatsın falan diye düşünebilirim yani. Buyurun efendim. Hadise'yi sevgilisi zayıflattı. Hadise'nin iki aydır birlikte olduğu Uğur Güven spor tutkunu. Sevgilisiyle birlikte antrenman yapan Hadise kısa sürede 6 kilo verdi. Uğur Güven daha önce sosyetik güzel Çiğdem Kayalı ile birlikteydi. O da zaten spor tutkunu, o da zayıf. Anlaşılan şu ki Uğur Güven'le çıkan zayıflıyor. Uğur Güven Hadise'den ayrıldıktan sonra biz de özgeçmişimizi yollayalım. Biraz da bizi zayıflatırsa ne mutlu bize diyelim efendim. Evet, niye adam zayıflatıyor diye şimdi var ya bütün kadınlar adama yazılacak. Hiç akıllı değil bu Hadise. Bunun haberi yaptırılır mı ya? Hiç, yazık, günah. Şimdi efendim, bakın bir haber daha var. Yine bebeklerle ilgili. Bugün Anneler Günü diye biraz yumuşak gidelim istiyorum. Bebek hiperaktif, beşikten kaçmak istiyor. Bunun için kendine göre planı var. Öyle böyle de güçlü değil. İzleyelim. Buluruz, bulana kadar. Hadi bakalım. Не получится. Я вам защищаюсь. Я знал, что вы прорветесь. Ну что, звините меня. Gördün mü? Sonra sen gel bunu zapt et büyüyünce. Ne olacak? Merak içerisindeyim efendim. Evet, gazetelere bakıyorum. Posta gazetesini incelemişken arkada full reklam. İyisiniz Posta gazetesi. Pazar pazar tam sayfa reklamı kapmışsınız. İlginç bir haber. Türk ordusu için yapılan uçak test uçuşunda düştü. Airbus Türk Hava Kuvvetleri için hazırlamış A400M tipi askeri nakliye uçağı İspanya Sevilla'daki ilk test uçuşunda üstelik de içindeki 6 kişiyle geri çakılıyor efendim. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybediyor, 2 kişi ağır yaralı, ölenlerin hepsi İspanyol. İspanyollar çok uzun süre Türkiye'de de uçak mühendisi olarak görev yaptılar. Ankara'da çalıştılar ve savaş uçakları ürettiler. Uçak test uçuşları tamamlandıktan sonra bu yıl içinde Türkiye'ye teslim edilecekti. Aman diyeyim. Airbus'un 2018'e kadar Türkiye'ye 10 adet A400M daha teslim etmesi gerekiyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki eski model İspanyol yapımı nakliye uçağı kasalardan, işte az önce bahsettiğim Ankara'da çalışan uçaklar kasa firmasının uçaklarıydı. 2001'de ard arda 3 tanesi düştü. 37 asker şehit oldu. 4 sivil öldü. Kasaların yerine A400M'ler alacak. Ama hep İspanyollara yaptırıyoruz. Niye, bir inat mı var yani? Hani demek ki kasalarda iyi bir durum yok. Bak, 3 tane kasa uçağı düşüyor. 37 asker şehit. 4 sivil ölü. Kasaların yerine A400'ler alıyor ama kasaları da İspanyollar yapıyor. A400'leri de İspanyollar yapıyor. Mesela Fransızlar da iyi uçak yapar. Hiç düşündünüz mü efendim? Ne bileyim ben? Ben anlamıyorum bu işleri. Garip. Evet, şimdi yine çocuklardan gidelim. İlk doğum günü pastasını hatırlayan var mı? Benim doğum günü pastası fotoğrafım vardı ya içeride. Ezgi hazırlamıştı. Onu bir hazırlarken biz bu komik kliplerden ilk doğum günü pastamı verebilir miyiz? Verelim bakalım ilk doğum günü pastasını. Lucy. Is that good? On the top of it, it says a house divided. No, come back to the next one. It might be, but
recording this. She's not going to go to sleep. Oh, my gosh, I hope you're kidding me. Oh, she's later in. Pastanın tadını çıkarmış çocuk işte, ne var ya, ama çikolatayla bu kadar erken yaşta tanışmak çok doğru mu bilemiyorum, sonra başka şeyi beğenmez. Efendim şimdi karşımda bir duayen var, kendisini zaten siz TVM ekranlarından, o Yeşilçam programından tanıyorsunuz. Müptelaları var, takipçileri var. Ünlü yönetmen Ümit Efekan bizim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir şey sizinle aynı kanalda çalışıyor olmak. Benim çok için mutluyuz, de öyle. Gurur duyuyoruz efendim. Sesim için özür diliyorum. Estağfurullah. Benim için de öyle. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Sizler, isminiz geçti. Bizim ailede de hayranınız çok. Estağfurullah. Vallahi sadece bizim ailede değil. Yani çok seviyorlar sizi. Ne yapayım, öyle dümdüz konuşuyorum diyedir. Yok yani doğruları konuşuyorsunuz, bir de yürekten konuşuyorsunuz. Yürekten çok önemli o. O bir söz var Ümit Beyciğim, hani böyle ağızdan çıkan şey sadece karşındakinin kulağına gider. Ancak gönlünden çıkarsa karşındakinin gönlüne ulaşırsın. Siz hep öylesiniz. Ona inandım. Hep gönlümden çıkmayan şeyi söylemedim. Ama siz de öylesiniz. Siz bize bir de evlerimize girdiniz. Güzel filmlerinizle bizim bu pazar gibi kaç pazarımızı, kaç hafta sonlarımızı, kaç akşamlarımızı doldurdunuz, düşündürdünüz, hissettirdiniz. Öyle dolu dolu bir ömrünüz ve meslek hayatınız var ki. Çok ve, hani tüm bunların yanında büyük usta Zeki Alasya'yı kaybettik. İşte bugün de son yolculuğuna uğurlanıyor. Muhtemelen siz de katılırsınız zaten. Tabii, camiye gideceğim sizden sonra. Zaten oradaydınız vefatında da, hastanedeydiniz, onu da gördüm. 3-4 gün önce de gittim ben. Çünkü benim programıma yani gelmese de benim çok eski abim, beraber çalıştık. Türkiye'nin ender yetiştirdiği. Yani mesela dün sizin programınızda bir gazetelerde bir şeyler yazılmış. İnanın ki bilmeden sadece çamur atmak adına bir şeyleri söyleyen insanlar var ya, onlara yani laflar bitiyor, sözler bitiyor. Çünkü çok çabuk çamur atılıyor. Çok. Ya Zeki Alasya'ya çamur atılır mı? Sen Allah kimsin? Aşkına ya. Sen kimsin? Zeki Alasya bugün Allah ben ya. Budistim dese, ben bugün şamanım dese, yani sana ne bana ne? Beni güldürdü mü, evime girdi mi, baş tacım oldu mu? Üzerimde hakkı var ya bir kere. Önce hepinizin. O bana helal etsin. Evet, hepinizin. Ayrıca elini mi tutuyordun? Son sözlerini sana mı söyledi? Vasiyetine mi sahipsin? Sen kimsin? Senin günahın ne? Senin Allah'la arandaki ilişkiyi kim biliyor? Her şeyiyle o kadar pırlanta birini kaybettik ki. Kimseye kötülüğü yok. İnsanlara karşı hayır yok. Hani bizim yaşamda vardır ya, bir şeye hayır deriz falan. Katiyen ben... Programıma çağırıyorum. Bir hafta önce ne zaman geleyim diyor. Şimdi daha sormadı yani. Sadece bunun için söylemiyorum. Benim programıma geldi adına söylemiyorum. Başkaları için de böyle. Yırtınır. Ben Beyoğlu'nda biliyorum çok sıkıntı çeken insanlara aylık bağladığını. Var mı böyle bir şey? Ciddi misiniz? Evet. Ya zaten o parayı harcamayı seven, öyle yaşayan bir insanmış. Dağıtan bir insanmış. Hep son işte 3-4 gün önceydi vefatından. Hemen hastaneye gittim Topkapı'da. Zaten sizin de arkadaşınız eşi. Evet, Jülide Hanım. Çok severiz yengemizi. Evet, çok. Ben beraber çalıştım Jülide'yle. El ele tutuştuk. Dedim abi işte ben dedim vallahi atlatacağız herhalde dedi. Böyle bir şeyler var falan ama. Çok ani olmadı mı? Çok ani. Yani 15 gün 16 gün önce gitmiş hastaneye. Karaciğerim ağrıyor diye. O kadar bile değil. 12 gün falan yani. E ne oldu? Nasıl bir anda? Bir anda ne olduğunu kendi de anlamamış zaten. Ben de gittiğimde oturdum. İşte Jülide yengemiz de orada. Beraberce oturuyoruz. Elini tuttum falan. Abi nasılsın dedim. İyiyim. Ne dedim bu ne? Yani dedi vallahi karaciğerde ufak bir şey, yani bu önemli mi değil mi? Önemli gibi dedi. Hmm. Ben yıkıldım.
Çünkü, biliyordu yani. Ha, önemli biliyordu, olduğunu biliyordu. Şimdi iki tane şıkımız var dedi. Bir tanesi ya kemoterapi. Oradan eğer ki bir şeyler alamıyorsak ameliyat. Yani şu anda söyleyeceğimiz son söz dedi, beklemedeyiz. Şimdi bu karaciğer meseleleri falan girince benim geçmişte de karaciğer, rahmetli abiciğim, çok zordur. Rahmetli abiciğimi de hem kalp hem arkadan karaciğerle, akciğerle ilgili kaybettiğimiz için. Ay. Yani çok önemli, çok ani olunca şoke olduk. Yani galiba bizler de biraz insan olarak şeyiz. Yani mesela hastaneye yatabilir, siz görebilirsiniz. Evet. İşte bir 15 gündür gelir, o işte bir ay sonra bir araya geliriz. Hastanede konuşuruz, 2 ayda ne oldu deriz, 3 ay. Şimdi böyle olunca sanki şey oluyor insan yani. Vah vah üzülüyoruz falan ama alışıyoruz da gibi. Hani evet. Güm deyince şok. Şok oldu. Şok. Sabah ben telefonu açtım, bu haberler sayfasına girdim, yüklü bende. Herhalde dedim yanlış okuyorum yani, bir yeni dizi filan projesinde vefat etti. Hani gerçekten vefat etmiş olamaz, hani dizi icabı vefat etti. Bazen öyle verilir ya, hani verilir. Haberlerde işte evlendi, vefat etti, sonra anlarsın ki dizideymiş. Setten bir şey. Resim. İnanamadım çünkü duymadık bile biz onun hastaneye kaldırıldığını ve hastane hep iyi insanlar böyle ani gider derler, Allah çektirmemiş diye, bilmiyorum züğürt tesellisi mi olur ama hani... Yani çekiliyor bir de bu işler. Çekmiş mi? Çekiliyor. Yani hayır, o çekmedi. Ama bu işler gerçekten çekiliyor. Yani bu kötü hastalık süründürüyor. Gidiyorsun, paket oluyorsun. Yani ben çocukken babamdan biliyorum. İşte çok sevdiğim abim vardı. Abimden biliyorum. O kadar çok var ki. Mesela Erdoğan Tünaş senaryocu abimizden biliyorum. O dev gibi insanlar. Burada paket oluyorlar böyle. Ufak ufak ne oluyor falan diyorsun. Böyle panik halinde. Yani bu hastalığın çaresi daha bulunmadığı müddetçe bu hastalığın karşılığı yok yani. Allah. Var mı? Şimdi ben önce bir şey yapayım. Sizin programınızda bir bölüm var. Hem TVM'e hem size teşekkür ettiği bir bölüm var. Bir onu bir yayınlayayım. Bugün zaten siz de o bütün programı yayınlayacaksınız. Tekrar bence kaçırmayın. Edeceğiz. Bizim programdan hemen sonra 12'de Ümit Efekan'ın efendim ve Suna Yıldızoğlu'nun birlikte sundukları bir program var. Ve orada Metin Akpınar'ın işte az önce Ümit ağabeyimizin bahsettiği, onu kırmayıp geldiği ve uzun uzun sinemacılık hakkında konuştuğu, kendini, düşüncelerini paylaştığı programı tekrar bugün 12'de mi hocam? Tabii Zeki Alasya'nın. Zeki Alasya'nın size konuk olduğu program 12'de mi bugün? 12'de. Saat 12'de onu tekrar. Onu hiç kaçırmayın çünkü çok yeni. Son. Son programı yani son. Ekranlardaki son programı. Son. Yani içini döktüğü bir program. Öyle dizi izlemeye benzemiyor. Açık açık her şeyi konuşuyor. Estağfurullah. Çok az bir bölümünü biz aldık. Hani siz de bir önceden tadını alın diye bir izleyelim bakalım. Şapka çıkarır. Bırak öyle uzun uzun bir şeyler yapmayı. Şapka çıkarır. Şimdi de şapka çıkarıyorum. Onun için buradayım. Bugün yitirdiğimiz Zeki Alasya ömrünü tiyatro ve sinemaya adamış bir isimdi. Düştüm. Usta oyuncu, TVM'e konuk olmuş ve Kalplerimiz Seni Unutur mu Yeşilçam adlı programda sinemanın dününü bugününü anlatmıştı. Ümit Efekan ve Suna Yıldızoğlu'nun sorularını cevaplandıran Alasya, sinema için yaptıklarımız unutulmasın, en büyük dileğim bu demişti. Bu ayrıca bir ansiklopedi şeyinde, tadında da bir şey olmuş. Öyle şeyleri unuttuk, geride bıraktık ki birisi hatırlayıp üç laf etse o konuda şapka çıkarır. Bırak öyle uzun uzun bir şeyler yapmayı. Şapka çıkarır. Şimdi de şapka çıkarıyorum. Onun için buradayım. Zeki Alasya, sinemaya katkılarından dolayı Devlet Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a özellikle teşekkür etmişti. Böyle bir olayı prodükte etmek Mehmet Ali Bey'e yakıştı. Yakıştı. Yani onun geçmişini bildiğim için, geçmişte yaptıklarını bildiğim, dünya görüşünü bildiğim, İnsanlara ve sanata yaklaşımını bildiğim için yakışmış bir kere. Çok keyif aldım. İkincisi sana yakışmış. Çok teşekkür ederim. Şimdi Suna'nın beraberinizde olması, Tulibe çok yakışmış. Sinemanın bilgi adamı programın finalinde gençlere yol gösterecek çarpıcı bir ifade kullanmıştı. Şans yok değil, şans var. Var. Ha şansı doğru kullanan var, kullanamayan var, onu bilemem. Ama bütün iyi niyetine rağmen şansla karşılaşmayan var. Evet. Bu talihsiz. Ne kadar sağlıklı, ne kadar iyi gözüküyor.
derdimiz yoktu. Hasta mısın, değil misin? Abi ya kendini nasıl hissediyorsun? Hiç böyle bir laflar etmedik ki biz. Aslan gibi. Daha yeni dizilerde oynuyordu zaten. Ya son dizisi çok tutan dizidir. Tabii. Her dizisi öyledir. Yani Türkiye'deki her evden bizim Ayşen'imiz de geldi bize, Guruda'mız. Ayşen Guruda'nın o lafı, Türkiye'nin her evinden bir cenaze çıktı. Çıktı ya. 10 söylenecek 10 numaralık bir laf. Bu kadar mı doğru olabilir? Ya Zeki Alasyalar hayatım yetişmiyor. Üzüntümüz bundan. Yani birileri tabii belli bir yaşında ölebiliyor, gidiyor. Yaşamın bir bitiş noktası var, biliyoruz. Ama birileri var hayata çok şey bırakarak gidiyor. Gidiyorsa orada büyük bir kayıp var. O zaman kayıp şöyle oluyor. Onun yerine onun gibi birileri gelecek mi? Gelmiyor. Nasıl? Ümit Hocam bakın biliyorsunuz biz Beyoğlu yasaklar işte ne bileyim onun bütün kabareleri aşk olsunlar. Bunlarla birlikte şimdi o kadar özgür komedi, o kadar cesur komedi yapılamıyor. Dün ben izleyicilerime söyledim. Sen bugün Yasaklar kabaresini al izle. O dönemin iktidarı başka. Anavatan Partisi, Turgut Özal iktidarı galiba. Çok emin değilim ama galiba öyle. Al izle. İnanın yani bugüne de uyarlarsın. Yani miza öyle bir şey ki zamansız. Aynen. Hani Charlie Chaplin'e gülüyorsun ya 100 yıl önce yaşamış adama. Aynı şekilde güldürebiliyor seni Zeki Alasya ve Metin Akpınar sözleriyle. O kadar zamansız, o kadar zeki, o kadar ileri görüşlü ki yaptıkları işler. Ve özgür. Aynen. Ve cesur. Şimdi zaten öyle komedyen yok. Şimdi saçma sapan şeylere gülüyoruz. Ay. Aynen. Onların başka bir misyonu da vardı bu işi yaparlarken. Toplumsal misyonları kabare vardı. Kabare işinde özellikle. Tabii siyasi misyonları vardı. İşte Ahmet Gülhan'ı aldım. Bir hafta yani alacağız. Ahmet abiyle de evinde şurada burada konuşuyoruz. O dönemde beraber kurdukları Ahmet Gülhan, Zeki Alasya, Metin Akpınar beraber kurdukları kabare o. O dönemden başlayan hiç korkumuz yoktu dedi. Yani biz o siyasi şeyleri, esprileri şunları falan yaparken korkularımız yoktu yani. Şimdi bakıyorsun yani gençlerin o mizah duyguları değişti. Yani çok aranırlar. Çok aranacaklar. Çok aranırlar ve aranırlar. Çok kalıcı olarak nasıl duracaklar. Nasıl güzel bir eğitim. Robert Koleji mezunu bir adam. Müthiş. Ama buna rağmen halkın içinden yani öyle bir köylü tiplemesi, öyle bir saftirik tiplemesi oynuyor ki filmlerinde. Hani kimse ona bu adam Robert Koleji bitirmiş demiyor. Yani evet. Robert Koleji bitirmek o dönem 5 üniversite bitirmekle denk. Olay. Yani. Olaydı. Ha, yani böyle bir adam. Bir de şeyleri vardı. Hani Zeki abi var, Metin, Zeki Metin. Tabii. İkisi ikiliydiler. Şimdi Zeki abi, Metin abinin de çok büyük özelliği oyunculuk olarak, kişi olarak muhteşem Metin Akpınar'da. Zeki abi de muhteşem. Şimdi aralarda bazen insanların şeyleri, farkları vardır. Hani mesela Zeki Alasya bana hep şey söylerdi. Ondan duymuştum ben zaten bu lafı. Ya abi diyordum işte bir şey yapıyorsun. Filmdi, şuydu, oydu, buydu, paraydı. Onu alıyorum. Ya ben insan biriktirmesini seviyorum. Para biriktirmesini değil dedi. Çok güzel bir laf. Bütün iyi insanlardan duyduğum ortak laf da bu galiba benim bu aralar. Evet, niye? Çünkü etrafına vermesini biliyor. İşte, götürebildin mi bir şey? Götüremiyorsun. Hiçbir şey götüremiyorsun. Ama işte hepimizin kalbinden bir parçayı söktü götürdü. Bir de buyurun. Özür diliyorum. Bir de şey konusu geçti. İşte gazetelerde duyuyorum. Hani kırgındılar. İşte Metin abiyle falan. Ya beraber çalıştıkları, 40 sene olduğu insanlar birbirlerine zaman zaman ben hani konuşurken arkadaşlarımın arasında da sette de yoruluyor. Dostluklar yoruluyor. Sadece ondan değil hocam. Her şey yoruluyor. Sadece ondan değil. Ben burada mesela kameraman arkadaşım hani ani bir hareket yapsın diye hızlı bir şey söyleme. Ya şunu şöyle yap diyebiliyorum. O ona kırılabilir. O bana evet. Öyle bir şey diyor. Ben bu ya çalışırken her şey olur. Olabilir. Önemli olan o sevgi. Onlar ve bitmedi ki onlarda. Zaten Metin Akpınar elimle yemek yaptım götürecektim vefat etti o gün. Herhalde yani. Onlar birbirleriyle can ya iki dost yani yok küstüler. Ya kırılabilir, küsebilir ama o 40 senenin, 50 senenin birbirleriyle olan akrabadan öte kardeş. Verelim mi o bandı? Metin Akpınar söylüyor, diyor. Öyle bir şey yok, o benim kardeşim. Söyle aynı mi? Mezarda bile yan yana yatmayı ya, düşündük kurbanım, yıllarca. Metin abim de öyle ya. Bir bakalım verelim efendim. Bakalım o bandı. Benim
Neredesin hemşerim? Ali Rıza'yı nereden buluruz? Ne Ali Rıza'sı be? Allah Allah! Ali Rıza'yı tanımıyor! Buralı değil herhalde, yabancı! Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik. İkimiz taşırız, nere olsa kardeşiz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek ifadeler bunlar. İkili birbirleriyle özdeşleşmişti. Onları ayrı düşünmek zordu. Ancak bir dönem farklı projelerde yer aldılar. Alasya o zamanı anlatırken Metin Akpınar'a kırıldığını söylüyordu. Metin'in benden ayrı projelerde yer almasına kızmadım. Ama ben bugüne kadar Metin'siz iş yapmadım. Ama o bensiz bir sürü işlere girişti. Üzülmedim dersem yalan olur. Bu yaptıklarından dolayı kendisine çok kırgınım. Ancak Akpınar 2013 yılında Hürriyet gazetesine verdiği röportajda çok çarpıcı bir ifade kullandı. Biz baştan helalleştik. Hatta bir ara aile kabristanı gibi kabirlerimiz de aynı olsun diye düşünüyorduk. Fakat sonra ailelerimiz kendi kabristanlarını aldılar. Öyle olunca aynı mezarlığa gömülemeyeceğiz. Çıkarın beni mezardan. Gördünüz değil mi? Yani kabirlerimiz bile bir olsun diye biz. Kim bunu düşünür? Bunu karı koca sevgili düşünmez. Böyle bir şey var mı yani? Hafif küsebilir. Hafif kırgınlık olur. Birazcık aradır, açılır. Onlar başka bir yere. Ama hayat, yürek, sevgi onlar hep beraberdir. Ya biz öyle kıskancız ki. İnsanların dostluklarını bile kıskanıyoruz. Aynen. Başarılarını kıskanıyoruz. İşte niye böyleyiz? Millet geçinemiyor. Kendileri geçinemiyor. Bir tane program, bir tane dizi projesinde 5 kişi birbirine giriyor. Aynen. O yüzden de böyle 50 yıllık dostluğu kıskanıyor adam. Ve bir şeyler söylemeyi seviyoruz. Yani birilerine bir şey atmayı, yani onurlandırmak yerine bu böyleydi, şunu yaptı falan gibi. Niye biz böyleyiz ya? Bizim çocukluğumuz böyle değildi. Bize babalarımızın, annelerimizin öğrettiği mahallede sevgi, arkadaşlık, dostluk, yardım. Bunlar... Yalnız önce bir haber okudum işte içeride, dedim ki yani ben Ankara çocuğuyum, bizde böyle bırak sevgili erkek arkadaşı, mahallenin abisi delikanlısı seni korurdu, evine götürürdü, evet, sahip hiç. Çıkardı. Kadıköy'de bir barda 26 yaşındaki çocuk kızları rahatsız ediyor diye alkollü bir grubu uyardığı için bıçaklanıp öldürüldü dün işte. Uyaran çocuk öyle. Öldürülüyor, yapmayın kızlara diyen çocuk yani. Hani düşünün eyvah, yani öyle eyvah, bir toplum eyvah. Olduk. Başka bir yerlere doğru. Biz değiliz ama bilmiyorum ne oluyor artık hani. Ayşen Gruda'ların, Adile Naşit'lerin, Kemal Sunal'ların, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ların filmlerini bile bipli ve sansürlü izliyoruz. Evet. Biz sansürsüz izlerdik, hiç de bozulmadık. Hiç kimseye de belden aşağı lafları yoktu. Yoktu. Ayrıca ima edilen ya da gösterilen ya da şu herhangi bir evlilik programının içeriği bence ondan 10 kat daha erotik ve sapıkça, sapkınca. Yani bir de bütün o filmlerinin içinde yaptıkları filmlerin tümüne bakarsanız, tabii güldürü, özet içinde güldürü var ama bir de toplumsal güldürü vardı. Yani sadece o ona bir şey söyledi, iki laf etti, o da hadi gülelim dedi. Hadi gülelim de arka taraftan gülmek koydular falan, böyle bir şey yoktu. Kendi içindeki olayların hikayede toplumsaldı ama. Yani bir Anadolu'dan gelen tabii, insanın dramının içindeki espriler. Yani, zaten onu diyorum. Nasıl bir Robert Kolej'de inebildi halkın en alt müthiş. Tabanına kadar? Muazzam bir zeka ve gözlem gerektirir o yani. Yani Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar. Nasıldı çalışmak onlarla? Ya bunlar zaten saatini söylersiniz bunlara. Senaryoyu verirsiniz beraber. Film çekimi sırasında şöyle bir şey oluyor Sedacığım. Şimdi filmin senaryosu hazır. Bitmiş bir senaryo üzerinde konuşuyorsunuz. Tabii. Onunla haşır neşir oluyorsunuz, buluşuyorsunuz, sahneler belli, yapacaklarınız belli falan. Diziler gibi değil. Diziler sabahleyin falan tabii, gelebilir. Doğru. Şimdi böyle bir konumun içinde onlar kendilerini o kadar iyi yerleştirir ki artık siz sadece gireceğiniz mekanda saatini söylersiniz. Abi kaçta geleyim? Abi işte sabah 9'da gel. O 8.30'da oradadır. Yani Zeki abi, Metin abi, işte yani bizim Türk sinemasından İşte Fatma Girikler, Selda Alkollar, Kadir İnanırlar, bütün bunlarla film çeken insanım saatinde gelirler ve yönetmene yardım ederler. Sürtüşmezler. Tabii ya, o teslim olacaksın bir kere yani. Sürtüşme diye bir şey düşünülmez sette. Çünkü yapılan iş bir yönetmenin
gözlemcisi içinde yapılıyor ama senin o esas kafa ve yan karakter oyuncuların yardım ederse hep beraber güzelleşiyor. Onun için onlar içine ekleyerek de giderlerdi. Komedi ya. Doğru, komedide doğru. Daha çok diyaloglarında espriler vardır. Kendileri doğaçlama sahneler çıkartırlar. Mesela Metin Akpınar'ın durup dururken böyle bir iskelede, bir denizin kıyısında şarkı patlatma sahnesi vardır mesela. O onun sesinin güzelliği, o onun yeteneği, o onu oraya yapıştırıvermiş. Tabii ya. Değil mi? Ya, ne kadar da yakışmış. Onu her oyuncu yapamaz. Ya, hiç. Bir de Metin abinin sesi güzeldir. Muhteşem. Tiyatrosunda oynamıştı ya. Ha, tabii şeyde de tiyatrosunda falan da söylediği zaman ayakta alkışlanırdı yani. Bir de içten sonra. Sohbeti de öyleymiş. Siz hiç katıldınız mı? Yani birkaç kez katıldım ama tabii sohbeti biraz uzun sürüyor abinin. Birkaç yani. Gün sürdüğü olurmuş yani. Yani Metin abicimin öyledir. Zekicim'in sohbeti de daha bir başkadır. Yani o birkaç gün sürmez ama ondan daha bir fazla iç içe olduk biz Zeki abiyle. Çalışma anı, çalışma dışında. O çok yani Metin abiyle Zeki abiyi ayırt etmeyeyim yanlış anlaşılmasın. Tabii. Ama o da bilgeydi. Metin abi de ama... Onların bilgi olduğu o kadar belli değil zaten. Bilge yani. Zeki Alasya'nın konuşmalarında bizim programda dikkat ederseniz ne dedi, ne diyor? Bu programı ben şeyi söyledim. Dedim ki bu TVM, Mehmet Ali Yılmaz, abimiz, Mehmet Ali Yılmaz bizim abimiz senelerdir. Onun gel Ümit böyle bir şey yap diyen insan o. Peki abi dedim. Şimdi bunu söyleyince dedi ki yani Mehmet Ali Yılmaz'a önce teşekkür ediyorum. Evet. Doğru. Niye? Böyle bir programı sana yaptırtıyor. Çünkü millet reyting, aman artist, evet. Dizi oyuncusu, 17 yaşında genç kız gelsin bilmem ne diye evet. Yaptırmaz bu programı. Evet. Oradan ona teşekkür ediyorum. Sen burada bir hafta gece gündüz sabah akşam internet bizlerle ilişkilerini koparıyorsun. 8-9 kişi çalışıyor yanında. Bunu hazırlamak için uğraşıyorsun. E dedi yani şapka çıkarmaz da kime çıkartayım? Yok ki böyle bir program. Biz onları özlüyoruz. Evet. İzleyicinin de fikirlerine değer veren yok. Yani biz onları özlüyoruz onlarla büyüdüğümüz için. Ve siz dediniz ya en güzel lafı Ayşen Guru da söyledi. Her evden bir cenaze çıktı diye. Bir izleyicim de o kadar güzel bir laf söylemişti ki dün. Onu da paylaştım. Babamı, beni, oğlumu üç kuşağı güldüren adam gitti dedi. Muhteşem. Yani bunu orta yaşlı bir muhteşem. İzleyici söylüyor. Hani muhteşem. Babamı, beni, oğlumu. Üç kuşağı. Peki hayatım bir şey söyleyeceğim. Bütün yaptığı filmleri hepsini tek tek Kemal Sunal'ın Zeki Metin'leri bu. Hepsini 20'şer 30'ar kere seyretmedik mi? 20'şer bir daha olsun bir daha seyredelim. Bir de. Ya. Aynı yerde aynı şekilde. Kötü bir filmi baştan seyredeceğime onun filmini seyreder gülersiniz. Gene gülersiniz gene keyif alırsınız gene altında onların oyunları, mizahı, mimiği. O güzel oyunlarının içindeki keyfi vardır. Hep kalıcıdır onlar. Evet. Onun için Zeki Alasya da kalıcı. Ben bazı kaybettiğimiz adına çok üzülüyorum ama onlar o kadar çok büyük eserler bıraktılar ki. Onlar hep kalıcı yani bizden sonra kalacaklar. daha sonra kalacaklar. Bizim bu yaptığımız şey de kalıcı. Bizim çocuklarımız hatırlıyor gördükleri için. İnşallah bir kuşak daha atlatabilirsek ne mutlu. Son bir mesajınız var mı Ümit Hocam? Vallahi bugün bir de anneler günü. Ben herkesin annesi güzeldir. Herkesin annesine sevgim ve saygım vardır. Ben de bir annesini aşırı seven, oh, ne güzel. Sevgi dolu bir annenin ve babanın çocuğuydum. Onun için içeride 20 dakika önce geldiğim için programına içeride sizi izledim. Annenizi izledim. Yani siz böyle bir annenin kızı. Çok şanslıyım. Aynen yani böyle bir anneniz bütün annelere hepsinin ellerinden öpüyorum. İyi ki onlar var. Ben onlar de. Var ki bizler varız. Ben de öyle. Binlerce İyi ki onlar kere. Var. Anne olamayanlara da onu az önce de söyledim. Ben olamadım mesela ama bu içimizdeki bu sevgi var ya. Yani sadece doğurmakla olmuyor. O kadının içindeki o şefkat ve o anaçlık hepimizde potansiyel var. Başka sokak çocuklarına, kimsesizlere, yardıma muhtaçlara, hayvanlara o şekilde o anaçlığımızı ve sevgimizi kanalize edelim, paylaşalım. O potansiyel hepimizin yüreğinde analık, anaçlık,
Hepimizde. İlla fizyolojik doğum gerekmiyor. Evet. Bizim de çocuğum, benim de çocuğum yok. Onun için eşim ara sıra böyle bir keyfi kaçar ama biz de senelerdir senin gibi evde köpeklerimiz. Hiç öyle demeyin. İçeride Umut diyor ki yönetmenim, biz Ümit abinin çocuklarıyız diyor. Aa canım benim. Diyor. Ya. Benim yönetmenim öyle diyor. Ya Umut'um da benim oğlum. Hakikaten bu kanalda benim işte Umut gibi, yani Alp gibi, içeride İrem gibi, ya tek tek isim saymayayım. Artık unuttuklarım olabilir. Mutlaka beni affetsinler. Olur. Hepsi alınmasın ama Umut kulağımda diye hemen söyledim. He, hakikaten çocuklarım. İşte onları görünce. O sevgiyi paylaşınca. Onları görünce, hele Umut'u görünce hemen diyorum. Benim Umut hem oğlum hem de starım. Öyle bir filmci star gibi satarım. Yakışıklı değil mi? Onu ben çıkaracağım. Ben özel yakışıklı yönetmen olmazsa çalışmam dedim. Benim ilk koşulum oydu burada. Tabii. Yani böyle vücutlu biliyorsunuz. Aslan gibi. Bir gün aslan çıkaracağım gibi, kızlar tamam. Merak ediyor nasıl. Ben de filmde başrol oynatacağım. Vallahi oynatın. Vallahi yakışır ya. Fırlama da. Oo, orayı hiç karıştırmayın. Siz daha iyi. Ben daha fazlasını biliyorum. Tabii. Bana daha öyle. VTR'miz hazır deyip VTR'nin girmesini istiyor. Yok. Çünkü onun dedikodusunun yapılmasına hoşlanmadı. İzleyelim şimdi bir de size çok teşekkür ediyorum. Efendim Türk sinemasının ünlü yönetmeni. Aynı zamanda TVM'de Kalplerimiz Seni Unutur Mu Yeşilçam. Uzun bir isim bir televizyon programı için evet. Ama Kalplerimiz Seni Unutur Mu Yeşilçam kadar güzel anlatan da bir şey yok. Yoktur. Başka nasıl bulalım bu ismi? Bu ismi. Kalpler Seni Unutmaz anlamında bir şey bu. Yeşilçam unutulacak bir şeydi. Bugün 12'de var. Zeki Alasya'nın özel bölümü var. Duayen yönetmen Ümit Efekan'a çok teşekkür ediyorum. Onurlandırdı geldi sabah. Şeref duydum. Bizim için de ben bugün katılamayacağım ama lütfen Zeki Alasya üstadımızın kabrinde, camide dua edin bugün olur mu? Ona, etmez miyim? Bizim için de helallik isteyin ondan. Bizi güldürdüğü aynen. için biz de onun canım, emeği çok. Çok bizim ona borcumuz çok. Çok duygusal. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık ve sağ Metin Akpınar'ın bir sözü var. İşte az önce bizim konuşmaya çalıştığımız arkasından hani özür diliyorum. Zeki Alasya'nın bir sözü var. Az önce bizim konuşmaya çalıştığımız arkasından adını sanını duymadığımız insanların çamur atmaya çalıştığı o güzel insan bir şey diyor. Ne din, ne dil, ne boy, ne pos, hiç. Ne para, ne pul. İnsanlar ikiye ayrılır. İyi ve kötü. Okay. Bakalım. İyi insan olun. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Bir okulda öğretim görevlisiyim. Önce şunu söylüyorum öğrencilerime. İyi oyuncu olabilirsiniz. İyi insan olmak daha önemli. Onun için önemli olan iyi oyuncu olmak değildi. O iyi insan olmayı hep bir adım önde tuttu. Çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Eğer iyi insan değilseniz öyle benim için pek fazla kıymet harbiyesi yok. Türk sineması ve tiyatrosu denince ilk o akla gelirdi. Zeki Alasya. Himet abi, bu konular gene çok konuşurlar, senin kafan karışacak. Oyunculuğu büyüktü. İşini çok sevse de iyi insan olmayı daha çok severdi. Bu yüzden o hep iyi oldu. Bir okulda öğretim görevlisiyim. Önce şunu söylüyorum öğrencilerime. İyi oyuncu olabilirsiniz. İyi insan olmak daha önemli. İşte büyük oyuncu bu sözleri miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Biliyorsunuz Kenan Evren dün 11'de öldü. 98 yaşındaydı. 7. Cumhurbaşkanıydı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideriydi. İlk kez halkın veya meclisin seçmediği bir cumhurbaşkanı gelmiş darbeyle cumhurbaşkanı olmuştu. Çünkü dönemin genelkurmay başkanıydı. Darbe zamanında 650 bin kişi gözaltına alındı. 1.6 milyon kişi fişlendi. Aralarında çocukların da olduğu 50 kişi idam edildi. Hatta Kenan Evren'in "asmayalım da besleyelim mi" sözleri damgasını vurmuştu. Çünkü bir tanesi 17 yaşındaydı bu çocuklardan ve yaşı büyütülerek idam edildi. Allah'ı mı kandırıyorlar bilmiyorum. Mahkeme yaşı büyütüp 18 oldu hadi asalım derken ama
17 yaşındaki çocuk işte o şekilde asıldı. Asmayalım mı, besleyelim mi sözleri de Kenan Evren'in tarihe geçti. 171 kişi o dönemde işkenceden öldü. 210 bin davada 230 bin kişi de yargılandı. İşte Kenan Evren ve darbe bilançosu. Ve işte Kenan Evren'in bu defteri, bu bilançosu bugün Allah katında da açılmıştır herhalde, bilemiyorum. Ben o işlere karışmıyorum. Aranızda rahmet dilemek isteyenler varsa dilesinler. Başsağlığı dilemek isteyenler de dilesinler. Ben size o tarihi konuşmaya getiriyorum. Darbe olduğu, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak kürsüye oturduğu zaman yaptığı tarihi konuşmayı. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Komutan, subay, assubay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabilecekler. Ya tarihi konuşma böyleydi. 1980 yılına götürdüm şimdi. Büyük Beden Stil Danışmanı Melike Çarpatan'la birlikteyiz. Melike daha önce de benim programlarıma konuk olmuştu. Melike'cim hoş geldin. Hoş bulduk Seda Hanım. Nasıl gidiyor iş? Vallahi harika. Büyük beden kadını mutlu etmek bizim işimiz, biliyorsunuz. Elimizden geldiğince her yerde bağırıyorum. Senin tanıtımında siyah yırtmaçlı bir elbise var, ben ondan istiyorum. Aa, her zaman. Tabii şöyle V'si var, şuradan da bacaktan gizli bir yırtmacı yakışıyor. Var. Boynunuzu, zaten boyunuz uzun. Boynunuzu da uzun gösteriyor. Çünkü bütün giyimin illüzyonları evet, var zaten. Ben seviyorum ya. Ama yakışıyor yani. İşte siz vücudunuzu tanıyorsunuz. Şimdi benim de her zaman söylediğim şey, vücudumuzu tanıyarak giyinelim. Ha, o modaymış, bu modaymış. Ya zaten tüketim endüstrisi çok apayrı bir şey. Herkes her şeyi giyemez maalesef. Ben makyajımı da kendim yaparım. Ha, harika. Yani ben kendimi iyi tanırım o anlamda. Ama bunun için yardıma ihtiyacı olan hanımlar var. Kendi vücutlarından nefret eden, 34 beden, 0 beden kadınları görüp de ben kadın değil miyim diyen, kendini kadın gibi hissetmeyen, cinsel olarak yatakta eşini memnun edemeyeceğini düşünen ya da giyinmek istemeyen, kendini siyahlara bürüyüp artık örtünen. Çünkü iri kadın örtünmeli gibi bir fikir var tabii, insanlarda. Tabii. Yoksa tabii. Bakıyorsun dünyanın her yerinde etli butlu, boylu poslu bir sürü kadın var. Evli, cinsel hayatları var, mutlu, meşhur falan. Yani ve ayrıca bir insanı zayıf olmak güzel yapmıyor ya da kilolu olmak çirkin de yapmıyor. Aynen öyle. Sağlığını tehdit etmediği müddetçe. Aynen öyle. Bu da zaten senin benim sorunum değil. Ben evet. Bu mahalle baskısından sıkıldım zaten bir kadın olarak. Ama senin kadınları sadece örtmek değil, kilolu kadının da giyinebileceği, takıp takıştırabileceği bir takım şeyler olduğunu gösteriyor olman hoşuma gidiyor. Buradan bakalım, tüyolar alalım senden. Yaz şimdi geliyor. Önce mesaj vereceğim. Evet. Her kadın çok güzel. Ama her kadın kendini tanıması lazım. Vücudunu tanıması lazım. Kendini bilmesi lazım. Gücünün farkında olması lazım. Dolayısıyla ilk yapması gereken şey bu. Vücudunu tanıdıktan sonra benim hangi bölgelerim güzel? Nereleri ortaya çıkartmalıyım ama hangi bölgelerimden memnun değilim, onları da geri plana nasıl atmalıyım? İşte diyoruz ya, simsiyah giyinelim, koyu giyinelim, aman görünmesin, birkaç beden bol giyinelim, her tarafımızı kapatsın. Ya da bazı kadınlar var, ne yapıyor? İşte ben büyük bedenim ama ben de giyinirim deyip çok dar kıyafetler giyiyor. O zaman da çirkin oluyor. O zaman da olmuyor. Olması gereken bedenimizde kıyafetler giymek. Çok bol kıyafetlerle örtünmek. Sadece kilolu kadının problemi değil bu. Yani incecik bir kadın oluyorsun, yaşın gelmiş 50 küsüre. Pileli bir karış etek giydiğin zaman senin yaşına, duruşuna, konumuna, işine, gücüne de yakışmıyor. Yani yerine göre giyinmek de önemli. Tabii. Yaşına göre giyinmek de önemli. İşine göre giyinmek de önemli. Aynen öyle. O yüzden bence kilolu kadınları bundan mahrum etmeyelim, renklerden mahrum etmeyelim.
Tüyolarımızı alalım, takılarımızı alalım. Baharda ne giysinler senden dinleyelim. Şimdi vücut şekillerimizi öğrendik. Vücudunuzdaki hangi bölgeyi beğeniyorsanız o bölgeyi ortaya çıkartıyoruz. İşte ben kalçalı ve geniş bacaklı bir kadınım. Ben ne yapıyorum? Genelde alt bedenimde daha koyu renkleri tercih ediyorum. Evet, koyu renkler biraz daha bize olduğumuzdan ince gösterir. Üst bedene dikkat çekmek istiyorsam güzel bir takı takıyorum. Gerdanım ben çok severim. Göstersene, ben de açarım. Aha, o takıları. Mesela şimdi takmayayım. Ay ona bayıldım. Olmaz bana ama. Ver onu. Ay vermem mi? Ay ne kadar güzel. Ben bir şey istemem. Ağrısı nasıl ama. Ay şey de ben küpelerini de çıkar koy. Ya ne güzel, istiyorum gerçekten. Ama işte olması gereken aslında doğal bir şey yapıyorsunuz. Yani beğeniyorsunuz, kadınlar istiyorsunuz. Kadınlar böyledir ya. Kadınlar böyle aynen, ama samimi kadınlar böyle. Ya parasıyla bence istiyorum. Bence çok önemli. Dur takacağım çünkü. Gerdanını falan. Şimdi ben onu taktıktan sonra ne yapıyorum? Tüm dikkatler sizin boynunuza gidiyor. Yakıştı diyor. Yönetmenim çok yakıştı. Diyorsa, tamam, bence de çok yakıştı. Dolayısıyla takılar, aksesuarlar da çok önemli ama doğru aksesuarı doğru yerde kullanmak çok önemli. Üst bedenimize dikkat çekmek istiyorsak renkli, desenli kıyafetleri üst bedenimizde tercih ediyoruz. Alt bedenimizi koyu giyiyoruz. Üst bedenimde gösterim çok büyük, kollarım çok geniş. Ben dikkatleri üst bedenimden uzaklaştırmak istiyorum. Giyin renkli bir pantolon efendim. Ya da desenli bir pantolon ama çıtır desen olsun bunlar. Böyle çok büyük desenler değil. Büyük beden kadın çok büyük desenler giymesin. Ufak çıtır desenler giysin. Zemini koyu olsun. Ya rengarenk yaz da geliyor. Ekran için bunlar geçerlidir. Ekranda da mesela küçük beden kadının bile çok desenli giymesi çok doğru bir şey değildir mesela. Evet, evet, evet. Hani evet. Desen çünkü tehlikeli bir şey, olmaması gerekiyor. Ama büyük bedende bir şey söyleyeceğim. Şu enli çizgili muhabbeti vardır ya. Ben yalan her mı? Zaman ya yalan değil. Geniş çizgiyse eğer enine olup da işte 5 santimin üzerinde çizgilerse evet olduğumuzdan geniş gösteriyor. Ama ince çizgiler var ya şimdi çok moda zaten. O ince çizgiler bizi olduğumuz gibi gösteriyor. Dolayısıyla hani burada bir literatür bozabilirim. Ya zaten biz yani ince çizgileri yayına giyemiyoruz, tarıyor ama normal evet. Hayatta olabiliyor. Ben kalkamıyorum, yanımda mikrofonlarım yandan sattığı için. Ben kalkıp size kıyafetleri göstereyim. Şu anları bir göstersene, merak şimdi, ediyorum. Şimdi kıyafetlerde bir illüzyon, yani kalıplarla alakalı bak, sıkıntılar var. Kaç beden o elindekiler? Bu 44. Diğeri? Bu da 44 ya da 46'dır. Evet. Daha küçük beden bir şeylermiş gibi duruyor. Şimdi neden duruyor? Askıda bile öyle duruyor. Hele birisi giyse bunu çok daha ince durur. Neden? İllüzyon elbiseler. Bakın belindeki şuradaki siyah parçalar var ya, şu beyaz parçalar. Birkaç tane rengin kombinasyonundan bahsediyorum. Oradan inceltiyor. Oradan inceltiyor. Giyim aynı zamanda bir illüzyon. Hem dikkat edeceğiz hem de işte kalıplarla oynayacağız. Aynı şekilde şu elimdeki kıyafet de öyle. Ya bakın renkleri, siyahları kullanın çok istiyorsunuz. Ben de çok severim. Asil bir renktir. Ama muhakkak renklendiririm. İşte giymiş oldum. İşte siyah beyaz bir ceket giydim mesela. Çok güzel ya onun o tek tarafı. Nefis duruyor. Ki hani aslında her yere giyilir. Cenazeye gidersin, giyersin. Düğüne gidersin, kokteyle gidersin. Aynen öyle, her yere giyilebilecek. Bizim para harcamamız gereken, biz de para harcamayı da doğru bilmiyoruz aslında. Zamansız kıyafetlere para harcıyoruz. Harcamamız gerek tabii, aslında. Her zaman 10 sene sonra da modası geçmeyecek şeyler olmalı. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Geniş, büyük beden kadınlara bol giydirmek gibi bir yanlış var. Bence o da saçma. Hayır. Dar giydikçe zayıf duruyorsun. Dar giydikçe de zayıf durmuyorsun, bedeninde giydikçe zayıf duruyorsun. Şimdi ben çok dar giysem benim bütün şuradaki midem, kalçam, işte her yerim ortaya çıkacak. Ama ben eğer tam bedenimde giyersem hiçbir yerim gözükmeyecek. Ama bak oturuyor, şöyle bir belinde kavisin var. Ama neden var? Çünkü benim belim güzel. Ben belimi ortaya çıkartmaya yönelik giyiyorum. Şu anda anam o mor beyazı siyahı bana satsın. Hangisi? Diye müşteriler bile geliyor. Bak. O evet, kadar güzel. Asimetrik kıyafetler Hatice'cim, çok önemli. Bu 46 beden sana olmaz. Yani o kadar beğeniliyor ki kıyafetlerin. Peki şu onun yeşil dışında, fıstık yeşil ırkayı beğendin. Bir onu görelim. Bunu da renk için getirdim. Şimdi giyiyoruz biz ama işte koyu renkler tercih ediyoruz. İşte kalçam örtsün, popom örtsün, bacağım örtsün diye ama renklilerle biraz kombin yapalım. Yaz da geldi şimdi. Hani nereden biraz bulabiliyoruz çıkın. Bunları? Ya aslında bunları nereden bulabiliyoruz? Çok yakın zamanda bir site açıyorum. banamoda.com. Tüm kıyafetlere oradan ulaşabilirler. Aynı çok zamanda güzel. Tasarım da yapıyorum. Şimdi eğer biraz geniş kalçalıysak, Türk kadında vardır. Çünkü Türk kadın yani genel olarak Türkiye'de ki büyük beden oranı Seda Hanım %48. Yani tabii her canım, iki ben zaten kadından biri o. Şaşırıyorum. Böyle hani minicik şeyleri gördüğümde bunları kim satın alıyor da giyiyor diye şaşırıyorum gerçekten. Yani Türk kadın öyle bir kadın değil. Değil. Ve kıyafet bulamıyor maalesef. Biraz daha modern kıyafetler giymek istiyor. Kalçam büyük diyen kot. Kadınlar. İri kadınların kabusu. Valla iri kadınların kabusu ama giyinmeyi bildikten sonra kalıbını eğer oturtturduktan sonra çok rahat giyebilirler. Bu pantolonu büyük beden
Daha doğrusu kalçalı kadınlar için getirdim. Kalçalı kadınlar kalçaları nasıl saklarlar? Her zaman vücudumuzda bir orantı yapmamız gerekiyor. Bu orantı da nedir? Eğer kalçam genişse paça boyunu da birazcık genişleteceğim efendim ki vücutta bir denge sağlayabileyim. Burada da hafif flare-leg, yani bu İspanyol değil aslında, biraz daha böyle hafif paçaya doğru açılan pantolonlar hem bizi olduğumuzdan uzun gösterir. Aynı zamanda kalçayı dengelediği için birazcık da zayıf gösterir efendim. O yüzden giyim illüzyon diyorum ya, bu hakikaten doğru. Şimdi bir tane daha pantolon göstereceğim. Bu pantolonu da özellikle getirdim. Yani diktirebilirsiniz bulamıyorsanız ama fikri edinin en azından. Zaten kendinizi fikir canım. Bilin. Böyle bakın, bir şey öyle bir pantolon. Arka tarafı siyah. Kalçalarımız geniş olduğu için koyu renk tutuyoruz. Ön tarafımızda da gördüğünüz gibi az bir parça elektrik mavisi. Dolayısıyla hem renkli giyiniyorsunuz hem de bu pantolonun şu arkanın öne dönmesi bizim bacağımızı olduğundan ince gösteriyor. Bir şey daha göstereceğim. Çok sevdiğim bir şey bu benim. Onu ben de sevdim. Hatta ona da gözüm takıldı yani. Efendim bu da benim her yere giydiğim, gündüz de kullandığım bir şey. Şimdi nefis biraz bir şey. Da yaz modasından da bahsedeceğim. Biraz her şey birbirine karıştı. Yani abiye şeyler gündüz de giyinebiliyor. Evet, bunu ben hem kot pantolonla tişörtle giyebiliyorum hem bir yani zamansız parçalardan bir tanesi diyebiliriz. Hem de bir elbiseyle giyip bir düğüne gidebiliyorum. Onun dışında dedim küçük bir de filmimiz var size. Hadi yapalım. Hadi yapalım. O zaman ilk mankenimizi çağıralım. Dan taradan müzik yapayım mı? Sen yapacaksın mı Umut? Mesela bu kıyafeti anlatsana Melike. Neyi kıyafeti, neyi kapatıyor? İçindeki tünik kalçayı kapatıyor. Ama kalçanın, yani o tüniğin çok çok uzun olmaması gerekiyor Seda Hanım. Şimdi bizim Türk insanının boyu çok uzun değil aslında. Değil. Kalçayı çok fazla örttüğümüz, hatta elbise biz ne yapıyoruz? Gibi. Elbise gibi yaptığımız zaman git uzun yanında tünikler. Melike rahat bakın rahat. Şurada şöyle göstereyim. Bir arkanı dön. Şuraya kadar uzun tünikler giydiğimiz zaman bizim boyumuzu kısaltıyor bu durum. Tabii. Boyumuz bizim kısalmasın efendim, tam kalça ortasında. Bir de kalça geniş olunca o tünik kalçayı sarıyor. Sardığı için de tüm dikkatler kalçada oluyor. O yüzden lütfen işte bundan bir şekilde kurtulalım. Çok uzun tünikler giymeyelim. Kollarımızı örtmek biz büyük beden kadına biraz önemli. Ben de kollarımı her zaman örter. Yazın bile 3/4 kol giyerim. Yani o... Turu neydi? Turvakar. Turvakar kol. Aynen öyle. Fransızca zaten 3/2 demek. 3/2. Dolayısıyla kolları örtmek için hiç bir tane üzerine şey giydi. Gömlek giydi. Bunu da çıkartalım bir. İçindeki tişörtü de gönderelim. Peki. Gösterelim. Tişörtün özelliği asimetrik olması. Asimetrik olması güzel. Ama hani bir de modern bir etkisi var. Çünkü biz tamam, kadınlar tamam. Modernlikten biraz kaçıyoruz. Yeşil pantolon giydirdim efendim. Büyük beden kadınlar mankenimizde 48 beden. Lütfen siz de yeşil pantolonlardan kaçmayın ya da renklerden kaçmayın. Dolayısıyla kalıp önemli diyorsun. Kalıp önemli. Vücut tanımak önemli. Bir de aksesuarları doğru kullanmak önemli. Ayakkabılar da çok önemli bu konuda. Ayakkabılara bakalım. Ayakkabılar sen sandalet giydirmişsin. Mesela bu kızımız biraz daha topuklu ayakkabı giyseydi çok daha zayıf dururdu. Topuklu ayakkabı ne yapıyor biliyor musunuz? Boyu uzatıyor. Kalçayı daraltıyor. Aynı zamanda bacakları da inceltiyor. Evet. Yani bir 5 santimlik 5 kilo vermiş gibi bile 5 kilo 2 beden inceleyebilirsiniz çok rahat. Ama hani birazcık da yaz konseptini taşımak istediğimiz için evet. Sandalet giydirdik. Peki. Çok teşekkür ederim. İlk mankenimize teşekkür edelim. Efendim aynı yerden çıkabilirsiniz. Tamam. İkinci mankenimizi alalım peki şimdi ne oluyor? Evet. Belki burada topuklu giydi çünkü biraz evvel denedik sandaletle, bu kıyafet sandaletle de çok uygun olabilecek bir kıyafet, biraz boyunu bastırdı. Ama mesela çok dar giymiş, çok kilolu evet. İnsanlar bu kadar şimdi dardan onun, korkar. Onun bir üst bedenindeki kıyafetin bir beden daha büyük olması lazım. Kalçasında da tam şu hizaya gelmesi lazım ama burada önemli olan rengi bölmememiz. Aynı tondaki renkleri giydiğimiz zaman biz olduğumuzdan daha uzun ve ince görünebiliyoruz. Aynen. Düz renk, tek renk. Tek renkte. Süper. Mesela burada birazcık daha dikkatler. Üst bedende neden? Üst bedende bir desen var. Desene gidiyor gözler. Onun dışında zaten pantolon ve işte arka bedenin rengi aynı olduğu için biraz daha uzunluk etkisi verdik. Çok güzel. Yine de çok teşekkür çok güzel. Ederiz. Belki de hatta daha başka bir kıyafette daha hani iri şık durabilirdi. Olabilir. Aynen şu öyle. Önündeki kırmızı detay ne Melike? Ay o bluz. Takılar güzel görünsün diye koyduk ama aslında o bir bluz. Ay nasıl bir bluz o ayol? Rengi güzel değil mi? Oradan rengi çok, dikkatinizi o benim çekti. Rengim.
Şimdi bu da standart bir bluz. Bunu giydirmek istemedim çünkü bu biraz geniş bir bluz. Geniş bluzdan dezavantajı nedir? Biz olduğumuzdan büyük gösterebilir. Ama eğer o bedende bir kadının kadın ise çok rahatlıkla onu giyebilir. Ama renk olarak da senenin sezonun rengi aslında. Ben çok severim. Yeşiller öyle, morlar öyle, fıstık yeşili öyle. Neon renkleri de biz kullanabiliriz ama böyle detaylarda kullanabiliriz ya da işte hırkalar gibi onlar hemen da kullanabiliriz. Hemen hızlıca gelsin mankenimiz yine. Bak şimdi bir kıyafet daha geliyor. Gel sen, mankenimiz kaç beden dedin? 48. 48 hiç durmuyor ama. 48 beden. Hiç durmuyor 48 beden. Belki bir çok çok genç büyük için. Beden. Evet, genç büyük beden. Birazcık daha hareketli bir. Mesela kotu rahatlıkla giymiş. Süper. Burada önemli olan da pantolonlarda ya da eteklerde yüksek bel pantolon giymek. Yüksek bel etek giymek. Biz yani karnı toplayıcı. Karnı toplasın, evet. Çok çok daha çok güzel, çok rahat hiç ediyor. 48 durmuyor, ciddi söylüyorum. Bir şöyle şey yapalım. Bir aksesuar kullandık. Gene bakın tişörtü tam kalça hizasında. Kestik. Bence bu kot az önceki yeşilden çok daha yakışmış. Kalıbı çok çok da uygun olmuş. O da yakışmış ama şunu demeye çalışıyorum. Bir kıyafet diğer kıyafetten daha iyi gösterebiliyor insanı. Veya tabii, ufak tabii, detaylar tabii, çok tabii, önemli. Tabii 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 aynen öyle. İkinci mankenimizi de hemen alalım tekrar. Ne çabuk giyiniyorsunuz kızlar siz ya. Bak harika bir elbise geliyor mesela. Şimdi önümüzdeki... Yani bu yaz aslında 70'lerin havası bizde ha, olacak. Hafif ipi, 70'ler var. Bak mesela bu kıyafet de az önce kıyafetinden daha çok yakışmış. Neden? Çünkü birazcık dar olduğu için o kıyafet aslında onu birazcık daha hatlarını ortaya çıkarttı. Bundan eğer daha büyük bir elbise giymiş olsaydı o da onu hantal tutardı. Tabii. Şu an tam bedeninde biraz, aslında bak mesela az öncekinden giyindi. Bence iki beden daha zayıf duruyor bu kıyafetle. Evet. O kot ceket çok güzel kesip daraltmış vücudu. Bence harika. Şimdi biraz da... Türk bedeninde şey var, biraz ince bel var ve biraz geniş kalçalar var. Tabii. Dolayısıyla biz belimizi biraz daha ortaya çıkartmaya yönelik giyineceğiz. İşte benim ceketimde olduğu gibi biraz içeriye girmiş bel oyuntusu var. Bu cekette olduğu gibi ama kalçaları işte birazcık daha saklayacağız. Tamam, çok teşekkür edelim. Kolye nefis. Kolye bakayım. Çok güzel. Nefis. Aksesuarların gücüne her zaman inanmak lazım. Evet. Tabii ilk çağdan beri kadınlar kendilerini taşla, boncukla, tahtayla süslediğine göre değil mi? Değil mi? Bir şeylere inanmak lazım. Ama şey de önemli. Mesela işte tüm işte aksesuarların biz mesela şey yaparız. Hepsi aynı renk olsun. İşte aman çantamla ayakkabım falan öyle bir şey de kalmadı artık. Az aksesuar, şık aksesuar kullanımı önemli. Çantalar çok önemli bu arada. Hadi göster. Çantalarda da biz her zaman büyük beden kadınlar vücuduna orantılı çantalar bak, kullansın. Bak bir şey söyleyecektim. Portföy deyince işte küçük hani gece hanımlar çıktığında eline aldıkları minik çantalardan bahsedilir. Ama ben mesela şu kadarcık bir çantayla asla çıkamam. Çünkü benim de boyum 1.80 ve yapılıyım. Evet. Benim için o portföy bile hani küçük ancadır. Olabilir. Evet. Diğeri çok küçük bu işte. Bu çok ufak. Şimdi bu bunu ben kullandığım zaman şöyle göstereceğim. Cüzdan ayola. Çünkü ben ne oluyorum? Bu elimde çok ufak kaldığı için bazı kadınlar için bu normal olabilir. Ama benim yanımda ufak kalıyor. Ufak kalınca ne oluyor? Yanında ben iri oluyorum. Yani böyle iri bir bodyguard'ın yanında fino köpeği taşıdığı bir durum oluyor. Eğer birazcık daha büyük çantalar kullanırsam biraz daha vücutta çok orantıyı sağlıyorum. Işte budur ya. Şimdi bir de bunun taşıma şekilleri var. Çok büyük göğsünüz varsa efendim koltuk altında taşımayın. Çünkü dikkatler koltuk altına gidiyor. Eğer geniş kalçalarınız varsa kalçada da bunu taşımak biraz tamam. Sıkıntılı. Ne yapın? Elinizle taşıyabilirsiniz. Süper, bunlar önemli. Süper. Peki hemen diğer kızımızı da alalım. Ben bu bluze bayıldım mesela. Bu gelen bluz bence enfes. Çok da hoş, çok da zarif ve hem zarif hem de çok kullanışlı. Yani hem bak onu, şu anda değil 48 beden 40 beden gözüküyor. Yani az önceki kıyafetleriyle biraz topuklu, bir siyah pantolon, bir de böyle verev. Onu muhteşem yapmış. Evet, verev çok önemli. Büyük beden kadında verev çok önemli. Verevine kullanmak. Aynı zamanda hani keserken kumaşı da verevine kullanmak çok önemli. Dikilirken. Bunlar işte ufak hileler. Ama bunları bilerek, bilinçli olarak hani terzileri yönlendirmek ya da alışveriş yaparken bunları bilmek çok önemli. Çok önemli. Çok da şık, çok beğendim. Çok, çok, evet çok efendim, güzel. Topuklu ayakkabı dediğim gibi 5 santim bile olsa yaptığı illüzyon çok büyük. Zaten kadınız o birazcık daha böyle bize bir seksilik, güzellik, kadınlık veriyor. Ben çok tercih ediyorum topuklu ayakkabı kullanmayı. Pullu ayakkabılar ne o da çok teşekkür ediyorum. Ya onlar da bu güzel sezon çok moda. Biraz hani topuklu ayakkabımız yok ise hani bir de yazın... daha böyle rahat ayakkabılar giymek için biraz daha böyle topuklu, dolgu
topuktan, kendinden topuklu ayakkabılar var. Bu da sezon modası diye getirdim. Ben yazın tercih ettiğim bir ayakkabı. Takılarım. Onun dışında işte takılarım çok güzel, evet. Biraz geniş bileklikler moda. Moda. Bileklik göstermez. Aynen, ama şöyle bir şey var bunda da. Eğer çok geniş kalçalarınız varsa bunu takıp işte eliniz kalça hizasında, gene dikkatler kalça tarafında olacak. Aman ayol, giyinde bütün göre hareketini düşüneceksin. Elimi kalçama mı koyayım, göbeğimi mi ama koyayım? Ama işte bunların hepsi bir bütün aslında. Yani çok büyük. Bakın, bu olması gereken maksimum bence ebat bu. Bunun dışında çok daha kalın bileklikler bizim kalçamızı geniş gösterebilir. Ay, şu mavi kolyeyi göstersene, ona da bayıldım. Ay, göstereyim. Sezon renklerinden bir tanesi efendim. Turkuaz bu. Tabii. Turkuaz. Bunları çıkıştan da bir yerden aldığını bana söyleyeceksin değil mi? Tabii ki, evet. Hepsini söyleyeceğim. Efendim, var mı başka? Giyiniyor mu kızlar yine? Başka kıyafetimiz yok. Yok, çok güzel. Ama yani, büyük beden kadın, kendine güvensin. Kapanmasın, örtünmesin, giyinsin. Ben de ayağa kalkabilirim. Yani kalkmaya çalışayım ama şeylerimi almam gerekiyor. Bunlar da düşüyor görüldüğü üzere. Evet. Mesela şunu da giyebilirler yani, bu da olağanüstü gözüküyor. O da kalıbından güzel. Aynı zamanda bu pitondur, yılandır desenleri de çok moda desenler. Hem de şey, o leopar deseni de her sezon var mesela. O da bizde şey etkisi yaratıyor. Birazcık daha kadınsı bir hava yaratıyor. Şu çizgili bluzu da gösterebilir miyiz? Ben mikrofonumu takayım, belki yönetmen bana bir şey der. Efendim, bakın eline çizgiler. Gerçi onu duymak istemiyorum ama. Eline çizgiler de kullanabilirsiniz. Evet. Bu boyuna çizgili. Birazcık daha illüzyon yaratmış vücutta ama eline çizgilerden de ince olduğu sürece giyilebilir. Aslında her şey giyilebilir Seda Hanım. Yani bak, vücudunuzu tanıyın diye o kadar çok mesaj geliyor ki. Evet, ben de merak ediyorum. Hepsini soracağım. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Melike. Yani inanılmazdın. Büyük Beden Stil Danışma Melike Çarpatan ve yakında Melike Çarpatan'ı internette neydi senin adı? Banamoda.com. Banamoda. Banamoda diye, Melike diye girdiğinizde bulacaksınız. Stil önerilerini alıp işte siz de örtünmek yerine giyinebilirsiniz. Eğer hani büyük bedenim diye karaları bağlamak istemiyorsanız, ayrıca renklerden kaçmanıza gerek yok. Ayrıca bol giyinmenize hiç gerek yok. Bol kilolu bir vücudu daha kilolu gösteren bir şey. Hani böyle yabancıların tailored dediği, güzel kesilmiş ve güzel dikilmiş şeyleri tercih etmenizde fayda var efendim. Ben sevgili Melike'ye tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer yine de yazın hani bir 2-3 kilo atarsam daha iyi olur, biraz da kendime bakayım, bir de detokslarıma gireyim diyorsanız, hem yakın arkadaşım hem de efendim Mora terapisti Liana Pesap bizimle. Mesela 3 günde 3 kilo nasıl verilir detoksu yapacak? Bütün malzemeleri getirdi. İşte 5 günde vücudumuzu nasıl arındırırız? Bunu anlatacak. Besinlerle ne yapmalıyız? Hani biraz toparlanmak istiyorsanız kısa sürede, aceleniz varsa kaçırmayın. Şu kısa videodan sonra efendim konuğumu alıyorum. Çok eğlenceli ya. Ne yapıyor Elham sana? O ne yapıyor sana? Çok
Buradan el sallıyorum sevgili Melikeciğime. Ve Melikeciğim çekti efendim fotoğrafımızı. Şimdi sevgili Liana Pesah, benim canım arkadaşım aynı zamanda. Liana, mora terapisi ne demek? Mora terapisti diye geçiyor. Mora terapisi bağımlılık tedavisi demek. Yani kişinin bağımlı olduğu gıdaları ya da maddeyi kişiden iptal ediyoruz. Böylelikle kişi daha sağlıklı besleniyor, bağımlı olduğu gıdalardan uzak duruyor. Aslında bu çok basit bir sistem. İki tane doktor bulmuş bunu. Biri akupunktur, biri homeopat. Bir cihaz bu. Mora terapi bir cihaz aslında. Bir biyorezonans sistemi. Her şeyin bir titreşimi var yeryüzünde. İşte gıdaların, bizim, masanın. Kişinin titreşimiyle gıdanın ya da oraya koyduğun maddenin titreşimi arasında bir ilişki oluşuyor. 45 dakikalık bir seans. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Uyuyorsun. Gayet keyifli. Süper. Ama o sırada cihaza tanıttığım tüm gıdaların silme işlemini yapıyor kişi üzerinde. Muhteşem. Ne demek o silme? Yani sana şöyle, zararı olan, senin hazmedemediğin, sindiremediğin. Yani yememen gereken şeyleri diyelim ki işte tüm karbonhidratlar, makarna, pirinç, unlu gıdalar, fazla şeker, çikolata, bağımlı olduğun ve senin bırakamadığın şeyleri. Hafıza da siliyor. Hafıza da, vücudunda fiziksel olarak siliyor. Böylece bir disiplin yaratıyor senin üzerinde. Dolayısıyla çok rahat diyet yapıyorsun. Yani beslenmek, sağlıklı beslenmek. 45 dakika bir seans yetiyor mu? Hayır. Bir seans yetmiyor. Diyelim 5 kilom varsa eğer 5 seans yapıyorum ben. O 5 seansta her hafta 1 kilo vererek, haftada 1 kere yapıyorum. 5 kiloyu veriyorsun. Ama önemli olan o 5 kiloyu geri almamak. Tabii her zaman olduğu gibi. Aynen. Onun için de bir 2-3 seans daha yapıyorum. Böylece sistem vücutta oturuyor ve etkisi çok uzun. Diyelim ki bir 6 ay. Ben mesela kendime peynir yaptım. Peynir inanılmaz düşkünlüğündü. Hepimiz çocukken peynirle büyüdük. Fakat biraz abartıyorduk tabii işte. Onun yanına peynir, bunun yanına peynir. Aslında yağlarımızın yüksek oranda sebebi tabii peynir. Tabii ki sağlıklı bir şey ama dozunda aynen. 6 ay, 1 seneye kadar peynir yiyemedim ben. Yani yanından bile geçemedim. Çok güzel bir şey. Şimdi önde bazı sebzeler, meyveler görüyorum. Çok teşekkür ediyorum bunları getirdiğin için. Senin bana da yolladığın müthiş. İnsanın sadece hani zayıflatan değil, cildini güzelleştiren, dinçleştiren, böyle resmen parlatan diyeyim. Doğru. Bir detoksun var. Bir anlatır mısın onun içinde ne var? Üç gün ne yapsın izleyiciler? Benim yaptığım şey aslında tamamıyla doğal gıdalarla beslenmek. Yani kişiye öğretmeye çalıştığım şey. İçinde kimyasal katkıların bulunmadığı şeyleri kullanarak kilo vermek normalde. Ama diyete başlarken, hani diyet demiyorum, beslenmeye başlarken genelde bir 3 günlük detoks uyguluyoruz. O detoksla önce vücudumuzdaki toksinleri atıyoruz. Yani nasıl atıyoruz? Bu obezite cerrahisinde biliyorsun, hani midenin yanısı alındığı zaman kişiyi tabii bir ay boyunca sadece likitle besliyorlar. Onu bile alamıyor. Kaşıkla su içiyordu benim arkadaşım ve ben yani onun adına perişan oluyordum. Susuzsun, su içemiyorsun, düşünsene. Yani aslında vücut çok akıllı bir mekanizma. Onu her zaman dinlemek lazım. Çünkü şöyle, eğer bir şey yemek istemiyorsa vücut ya da bir şeyi almak istemiyorsa bir bilinci var demektir. O yüzden ben her zaman şunu söylerim, aç değilseniz yemeyin. Yani gerekirse, evet, acıkırsan, susarsan, o susuzsun dediğin aslında onun o anda ihtiyacı yok. Yani bu sistem, vücut onu öğretiyor kişiye. Neyse, gelelim detoksa. Bunların amacı vücudu üç gün boyunca diyete hazırlamak, toksinlerden kurtarmak. Aslında hepsinin kendine göre özel bir şeyi var, yeri var. Mesela kereviz sapı. Evet, biz bunu yeni öğrendik. Kerevizi yer, evet, sapını atardık. Aynen. Biliyorsun öyle. Biliyorsun değil mi? Yemeklere, evet, koymazdık. Aynen, yani, aynen. Ama şimdi çok değerli, inanılmaz çok bir rakamlara satılıyor. Kereviz sapı çok lif içeren bir şey. Hani diyetlerde önceden böyle lif toz olarak falan, doğru, yenir ya. Kereviz sapını biz katı meyve sıcağında sıktığımız zaman o lif görevini görüyor. Brokoli her zaman bulunmuyor maalesef ama çok iyi bir antioksidan. Nasıl yiyeceğiz? Haşlayıp mı? Hayır, onu haşlayıp da yiyebilirsin ama bu şu anda detoksun içerisinde bütün bunların suyunu sıkıyoruz. He, tabii. Sıvı. Hepsinin posasını bir kenara bırakıyoruz, suyunu sıkıyoruz. Ve o suyun içinde esas vitaminler, onun içinde zaten. Örneğin limon
Çok iyi bir bakteri, bağırsaklardaki bakterilerin vücuttan atılması. Bu mesela sabah çıkarma limonlu su falan doğru mu? İşe yarar mı? Ben tabii ki işe yarar ama uzun dönemde mideni biraz haşat edebilirsin. Benim mesela reflü olduğum için. Yani, evet. Mümkün yani sabah çıkarma limonlu su falan. Yok. Yapabileceğim bir şey değil. Limonlu su değil, bir dilim şöyle yapabilirsin. Mesela sıcak suyun içine bir dilim limon koyabilirsin. Ona bu limonun... Çok hafif özünü almış oluyorsun o zaman. Onu mesela rahatlıkla içebilirsin. Tamam, ama limonun suyunu sıkıp içmek çok mantıklı bir şey değil. Pancar tabii ki kanı çok besleyen bayılırım bir şey. Pancara nefis da çok bir şey. Şekerli geliyor yerken. Acaba çok mu kalorili diye düşünüyorum? Hayır, alakası yok. Ben mesela diyetlerde havuç veriyorum. Herkes buna vermez, olmaz, nasıl olur der. Havuç olur mu, şekerli falan evet. diyorlar. Alakası yok. Çünkü sadece doğal sebzelerle beslendiğin zaman kesinlikle kilo vermemen diye bir şey mümkün değil. Bir şey söyleyeceğim. Pancarı da ben şeyde çok seviyorum. Mesela normal bir yeşil salatanın üzerine azıcık haşlayıp doğradığında kesinlikle. Öyle güzel bir lezzet ve kesinlikle. Ona hani nar ekşisi gibi bir tatlandırıyor ki o salatayı. Aynen. Lezzetli kılıyor salatayı bir kere. Sebzenin her türünü sos olarak da limitsiz yiyebilirsin. Çok az, çiğ ve pişmiş. Çok az bir süzme yoğurdu mesela. Biraz naneyle, biraz kekikle koymanın bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Ben mesela zeytinyağı yerine yoğurt veriyorum. Bir ben kaşık yoğurt yani. Veriyorum. Yoğurt, hardal, limon sos yap. İstediğin her türlü ızgara sebze salatanın üzerine at. Zararı da yok. Limitsiz ye. Ya nasıl lezzetli oluyor? Süper lezzetli oluyor. Ya çünkü bakıyorsun tamam çok mesela. Şöyle kandırılıyoruz biz Liana, sen de biliyorsun. Senin nedir? Kafende öyle değil. Senin kafende mesela ben bunu Avrupa'da görmüştüm, bir de Liana'nın kafesine gördüm. Gittiğin zaman yiyeceğin salatanın içeriğini kavanozlara koymuş, kalorisini koymuş, içeriğini koymuş. Ne yediğini biliyorsun. Ben şimdi bir restorana gidiyorum, diyetteyim ve orada diyor ki bana ızgara bonfileli salata. Izgara tavuklu salata. Anam bir tavuk bir geliyor, leş gibi yağ içinde. Onun ızgara olması mümkün değil. Adam ızgara yapacağım diye bonfileyi de tavuğu da bulamış ya. Tamam ızgaraya koymuş ama kızartmadan hiçbir farkı yok. Onun kalorisi yükselmiş, besin değeri gitmiş. O vıcık vıcık yanmış yağlar o marulların üzerine, o rokaların üzerine yayılmış. Salata ölmüş. Ondan sonra üzerine ama... sosu yağı basmış. Olmuş mu sana marulun evet, kalorisi alakası yüzken yok. 1000 kalorilik bir şey? Kardeşim onları İskender yiyeyim bari ya. Ayrı ayrı isteyeceksin. Mesela bir lokantaya gittin nasıl yapacağım diye sorarsan. Izgara tavuk istiyorum diyeceksin ama yağsız. Salatamı da yağsız istiyorum diyeceksin. Kendi sosunu kendin hazırlayacaksın. Yani hazırlamayacaksın tabii isteyeceksin. Limon ve yoğurt bir kaşık rica ediyorum ve bir kaşık da hardal diyeceksin. Kendin yaparsan. Yani hazır olan hiçbir şeyi yememeyi tavsiye ediyorum. Aynen öyle. Ya da seninki gibi görüp de hani seçip de çiğden yiyebileceğimiz şeyler. Aynen. Bir de efendim bu yeni bir trend. Bizim ülkemizde yeni bir trend. Yurt dışında yıllardır var. Liana'nın ben salatalarında sevdiğim şey şu. Biz salata deyince tuzlu yemeği öğrendik. Oysa meyve kadar salataya yakışan başka çok bir şey doğru. Yok. Elma. Sen de karadutlu bir salata yedim. İnanamazsınız. Hem karadut antioksidan hem o salatanın ekşisine öyle bir gitmiş ki. Yani mesela o salatanın tarifini verir misin? Ama insanlar çok alışık değiller. Alışsınlar. Çünkü artık benim Türkiye'de de çok böyle butik restoranlarda işte Alaçatı'da, Urla'da böyle açılan gurmelerin açtığı butik restoranlarda falan yenilen salatalarda ne bileyim semizotu salatasını çilekle yapmak. Evet. Muazzam oluyor. İçine fıstık koyuvermek beyanlar. Mesela. Beyanlar, yani kışınlar koy, yazın çilek çilek koy. Biraz, yazınlar bozuyor bence. Yok, zaten yazınlar kullanamazsın. Çilek, çilek koy. Senin portakal. Koyduğun gibi dut koy, portakal koy, portakal kavun koy, yeşil elma doğra. Yeşil elma kesinlikle. Mesela ben çilek, tavuk, haşlanmış tavuk. Hiçbirimizin hoşuna gitmez değil mi yani rejimdeki haşlanmış tavuk yeri. İçine yeşil elma doğramış, üzerine süzme yoğurt, biraz baharat, dünyanın en güzel yemeği olmuş. Kalori çok değişik. Sıfır. Sebzeleri de öyle pişirebiliyorsun. Mesela sebzeleri de elmayla pişirirsen ya da yeşil erikle falan pişirirsen inanılmaz lezzeti farklı oluyor. Ya, peki ben sen mesela izleyicilerimize öyle basit, hoş, kalorisiz, meyveli böyle tatlandırılabilen bir... Mesela bizde şimdi nar ekşisi çıktı ya sevgili izleyenler. Bu nar ekşisi denilen şey yurt dışında sadece nardan değil, böğürtlenden, çilekten... Bir sürü şeyden, bir sürü meyveden elde edilebiliyor ve onları da salataya sıkabiliyorsun. Onların canı, lezzeti, aroması yok mu? Var. Yani biraz böyle geniş bakın. Salatanızı gönlünüzden geçtiği gibi yapın. İçine kuru üzüm, fındık, fıstık istediğini koy. Yani ben çok kuru yemiş şeyi eğer kilo vermek istiyorsan,
kilo vermek hızlı istiyorsan, vermek istiyorsan kuru yemişten pek yana değilim. Ama badem falan sanki biraz antioksidan ha? Öyle ama eğer sağlıklı yani yağ oranın eğer dengedeyse tabii ki kullan. Ceviz mesela süper. Ama eğer yağ ver yani kilonda kilo kaybetmek ve yağdan kaybetmek istiyorsan çok o dönem. Hiç olmazsa kuru yemiş kullanmamanı tavsiye ederim. Ama tutmak için hani olabilir diyorsun. Tutmak için kesinlikle. Eğer spor yapıyorsan ve dengeli besleniyorsan ve yağ oranında eğer belli bir seviyede değilse o zaman. Hadi bize bir salata tarifi versene mesela. Bir salata tarifi. Senin o gizli tariflerinden olması gerekmiyor yani. Herkese... Yok hiçbiri gizli değil zaten. Normalde rokayı çok kullanıyorum. Aynı zamanda tüm sebzelerin havuç, salatalık, biber, sarı biber, kırmızı biber muhakkak. Avokado kesinlikle dönemindeyse. Bir de bize sınav yapıyordun ya rezene gibi. Evet işte bu. içine çok tabii ki bir sürü şey katabiliyorsun. Mesela tüm yeşil bitkilerin tozları var hazır bazı firmaların. Onu ekleyebiliyorsun. Değişik işte dediğin gibi kuru yemişlerin bazılarını ekleyebiliyorsun. Bazılarını söylesene mesela benim gibi mesela tansiyon problemi yaşayan, şeker problemi yaşayan, dengeleyici kuru yemişler. Çiğ badem mesela kavrulmuş değil. Değil mi koyacağız? İlla yemek bir istiyorsa. Bir kere kavrulmuş veya yağda kızartılmış hiçbir şeyi kullanmamanı tavsiye ediyorum. Önemli olan bence her şeyi kullanabilirsin. Bir tek yağ yerine şöyle bir tarifim var. Tane hardal, yoğurt, limon ve bir damla tuzla bir kavanozun içinde onu çalkalıyorsun ve salatanın üzerine koyuyorsun. Muhteşem. İstediğin her türlü sebzeyi o şekilde yiyebilirsin. Taze rezene, kereviz sapı, bu gibi hani tüyoların da var. Geçen gün kişniş mi koymuştun salataya? Bu ne bilin bakalım diyordun. Rezeneydi. Bize. Rezene miydi? Evet. Ben kişniş dedim hatta rezene çıktı evet, falan. Rezene. Yani böyle hani değişik baharatlarla da böyle hoş rayalar verilebiliyor salatalara. Şu üç günlük hanımlara böyle acil kilo vermek isteyen. Hı hı. Tamam ben bunu sabah sıkarım, içerim. Üç günde dayanırım ve bir an o ödemimi atarım ki inanın sadece vücuttan ödem değil hani cilt falan güzelleşiyor. Onun bir tüyosunu, bir tarifini kısaca söylesene. Var mı burada o sebzeler, meyveler? Var. Mesela bir tanesi havuç, salatalık, yeşil elma, limon ve avokado. Çok güzel. Bunların hepsinin suyunu sıkıyorsun katı sebze sıkacağında. Ondan sonra bir blender'a geçiriyorsun. Yarım avokado ekliyorsun, biraz da buz. Blender'dan da bir çok geçiriyorsun. Çok lezzetli olur ha. Ve inanılmaz hem çok lezzetli oluyor hem de çok doyurucu oluyor. Mesela bunu eğer kilosunu tutmak isteyen insanlar için içine bir kaşık protein tozu ekleyebilirsin. Hmm. O da mesela eğer spora gidiyorsan. Düşmeni engeller. Evet kaslarını da geliştirmek istiyorsan öyle bir şey yapıp bir daha söylesene avokado, yarım avokado. İki tane havuç, iki tane salatalık, iki tane yeşil elma, bir tane yarım avokado, bir de limon. Limonun kabuğunu muhakkak soymak lazım yalnız, tamam. Yoksa ekşilik yapıyor. Dediğim gibi içine istiyorsan bir kaşık protein tozu atabilirsin. Muhteşem. O senin mesela sabah kahvaltın olabilir. Öğlen mesela eğer yemek istemiyorsan, acelen varsa sabahtan hazırlayabileceğin. Mesela bir yeşil içeceğin olabilir. Peki onların vitamini ölmüyor mu zamanla? Hani mesela atıyorum portakalın 15 dakika. Gün içinde tükettiğin zaman hayır ama ertesi güne bırakmamak gerekir. Tamam. Evet. Buzdolabında mı saklayacağız bu önceden sıktıklarımızı? Sen bana taze sık demiştin de onun için sabah soruyorum. Sabah sıkmakta tabii ki fayda var. Yani gün içinde tüketmekte ama eğer çok acele sabah çıkacaksan akşamdan sıkıp ertesi sabah yanına alıp gidebilirsin. Muhteşem. O mesela benim bir tane yeşil detoks içeceğim var. Onun içine ıspanağı da koyuyorum, brokoliyi de koyuyorum. Yani aklına gelebilecek tüm yeşillikler. Canın ne istiyorsa, canın evde ne, ne varsa. İstiyorsa, evet. Manavda ne tazeyse, pazarda ne tazeyse zaten, o gün. Zaten diyetin en önemli birinci unsuru o dönemin sebzesini tüketmek. Harika, bunu söylediğin çok iyi oldu. Yani mevsimsel diyet diye bir şey var. O dönemin meyvasını ve o dönemin sebzesini tüketirsen o zaman daha yani içinde herhangi bir... Organik madde, inorganik madde. Değil,
Tanrı sana o mevsimde ihtiyacın olabilecek vitamin ve mineralleri o besinlerin içinde sunuyor. Çünkü hepsinin o döneme göre bir özelliği var. İşte mesela muz eskiden kış meyvesiydi. Niye kışın gerekli olan? Hani o nişastası, yüksek kalorisi. Aynen. Isıtıcı özelliği var. Isıtıcı özelliği var. İşte çilek niye yaz mevsimi? Daha hafif, daha az kalorili, daha bilmem. Aynen, çok doğru. Yani mevsimine göre de ihtiyacın olan mineralleri zaten Tanrı sana sebzeler o meyvelerle sunuyor. Sebzeler de öyle, sunmuş. Aynen. Sebzelerle de biz zorluyoruz. Biz zorluyoruz. Biz zorluyoruz yani. Biz her şeyi zorluyoruz. Yiyeceğim diye tutturuyoruz aynen. Yani. Yok öyle bir şey. Biz her şeyi zorluyoruz. Ondan sonra da ne oldu bana? Bu hormonluydu galiba. İşte sen talep ettiğin için, üretici de öyle verdiği için sağlık gidiyor. Zaten kilo almanın en büyük nedeni paketlenmiş gıdalar yemek. Çünkü evet. İçinde bir sürü kimyasal ve prezervatif koruyucu madde var. İşte prezervatif deyince millet şaşırıyor. Direkt evet. Koruyucu demek efendim. Öyle hani koruyucu evet madde yani. Demek oluyor. Ve zamanında olmayan sebze ve meyveleri tüketmek yine içinde kimyasal madde olduğu için vücudun dengesi bozuluyor. O yüzden ben kişiye diyet önerdiğim zaman genellikle protein tabii ki alınması gerekiyor. Et. Belli bir yani et belli bir seviyede ama genelde sebze ağırlıklı gidiyorum. Son sorumu soruyorum. Karbonhidratlara nasıl bakıyorsun? Yani zinhar asla kepek ekmeği de yemeyin, iki dilim de yemeyin, mayasız da yemeyin diye mi bakıyorsun? Yoksa insan gün içinde karbonhidratı şundan şundan alabilir? Şimdi karbonhidratlara nasıl bakıyorum? Hangi dönemde baktığım önemli? Şimdi mesela mayıs, yaza giriyoruz. Öyle değil, kişiye göre onu söylemem gerekiyor. Çünkü herkesin... Kilo fazlasına göre. Aynen, kilo fazlası. Şimdi karbonhidrat hiç yemeyeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki yemek lazım. Eğer dediğim gibi dengedeyse vücudun ve eğer dengeli spor yapıyorsan ama eğer kilo vermek istiyorsan o zaman ben çok karbonhidrat taraftarı değilim. Yani sabahları ekmek peynir yerine yulaf ezmesini. Evet değil mi? Bağırsağı da çalıştırıyor. Hem çok tok tutuyor hem besin değeri pişmiş, yüksek. Pişmiş pişmemiş sütlü pişmiş. Sütsüz. Pişmiş olarak tavsiye ben ediyorum. Ben de pişmiş seviyorum. Hakikaten çok besleyici. Sütü yarım yağlı kullanabiliyor muyuz? Sütü yarım yağlı kullanıyoruz. Sıfır yağ hiç sevmiyorum, su gibi. Zaten sıfır yağ süt yok galiba var, piyasada. Var. Var mı? Var. Maalesef okay. Ama o süte benzemiyor. Yok, o su gibi oluyor. Yok, ben bir bardak süt, bir bardak yulaf pişiriyorsun. Üzerine biraz tarçın, ananas koy, çilek koy, muazzam ne istersen koy. Hakikaten çok lezzetli oluyor ve öğlene kadar hiç acıkmıyorsun. Bir de iyi hissettiriyor. Bağırsak sistemini düzenliyor. Aynen, çok seviyorum aynen, ben de onu. Aynen. Ve pişmişini. Bunu beni izleyen sevgili yulafı evet, sabahları pişmeden çiğ yiyen, yiyenler çok kötü oluyor. Dostlarıma söylüyorum. Pişince daha iyi oluyor. Ve aynen daha faydalı öyle. Oluyor. Daha aynen. Kolay sindiriliyor ve bağırsaklara daha iyi davranılıyor. Evet. Bir de hakikaten detoks yapıldığı zaman bir de bağırsakların da çalışmaya başlıyor. Ben bağırsak sorunu çok yaşayan hastamız olduğu için. O ilk başta o bütün bir flush ediyor yani hepsini bir yok ediyor. O sıvıyı mı diyorsun? Sıvı evet. 3 günlük detoks bağırsaklarını da çalıştırmaya başlıyor. Yani zayıflamada aslında en önemli 2 şey var. 1, hareket etmek. 2, vücudunun içinde yani bağırsakların da hareket etmesi. Tabii. O çok önemli. Aç kalınca o yüzden zayıflanmıyor değil mi? Kesinlikle aç kalmak zayıflamak değil. Vücut kendini korumaya alıyor. Hiçbir şekilde kilo veremezsin. Onun için zamanında ve aslında birçok şeyi çok yemekte fayda var. Yani sebzeyi mesela ben limitsiz veriyorum. O zaman daha çabuk kilo zaten veriyorsun. Zaten bir kibrit kutusu o denilince... artık bitti. Değil mi? Öyle bir şey öyle yok. Zaten onun psikolojisiyle herkes rejimi 2. gün bırakıyor. Aynen. İşte mora terapi zaten bu psikolojiyi yok ediyor. Çünkü zaten sen bir kibrit kutusu kadar ancak yiyebiliyorsun. İştahın olmuyor. Yani bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Yani mora terapi, sağlıklı beslenme, tabii ki hareket. Ve sebzelerin gücü. Ve sebzelerin, meyveleri de meyvelerin unutmayalım. Gücü. Onlardan da istediğin karbonhidratı alırsın. Ben sevgili dostuma... Beslenme uzmanı, aynı zamanda mora terapisti Liana Pesah'a çok teşekkür ediyorum. İnternetten ona ulaşabilirsiniz. Bana Twitter'dan mesaj atarsanız ben de ulaştırırım. Gerçekten biz onunla beraber çalışacağız. O beni zaten evet, öyle de inatçıdır ki. Öyle de inatçıdır ki yani sen vazgeçersin o vazgeçmez senden. Doğru. Ve kendi fiziğinden de belli gördüğünüz üzere. Sevgili arkadaşım ayağına sağlık. Sabah çok teşekkür sabah geldim ediyorum. Pazar günü. Nefis bir program. Nefis bilgiler paylaştım. Ellerine sağlık. Şimdi biliyorsun bugün anneler günü söylemek istediğim bir şey var mı? Evet sevgili anneme bana onları öğreten kişi o aslında benim sağlıklı beslenmemi çocukluğumdan beri.
Öyle büyüttü. Onun için buradan ona teşekkür ediyorum. Harikasın ya. Nefis. Çok güzel bir şey. Gerçekten çocukluktan öğretilmesi gerekiyor. Aynen. O yüzden de benim bir sonraki konuğum çok önemli. Çünkü uzman psikiyatrist Yelda Tan, daha doğrusu pedagog, çocuklar üzerine bize anlatacağı, çocuk eğitimi üzerine anlatacağı, onları yetiştirirken neler öğreteceğimizi, nasıl davranmamız gerektiği üzerine anlatacağı çok şey olan bir isim. Anneler Günü diye seçtik onu. Karne zamanı da yaklaşıyor. İşte çocukları üzmemek adına anne olmak, herkes anne olur. Herkes yavrular daha doğrusu. Yavrulamakla anne olmak arasındaki farkı işte anlatacak bize uzman psikiyatristimiz. Kısa bir klip girelim, konuklarımızı değiştirelim efendim. Kedi, kedicik de müzikten hoşlanıyor. Efendim, Yelda Tan'la birlikteyiz. Uzman psikiyatrist. Çocuk psikiyatristiniz aslında. Evet. Çocuk ve aile. Ergen. Ergen. Hı hı. Çok önemli. Çünkü anneler günü diyoruz. İşte az önce bahsettim ya, yavrulamak. Herkes anne oluyor. Evet, ama doğru. Anne olmak, onu hani sonsuza kadar yetiştirmeye çalışmak, bazı alışkanlıkları küçükten aşılamak çok önemli. Evet. Karne zamanı geliyor. Evet. Şimdi bizi izleyen anneler... Anneler hep fedakardır da bugün de sizin gününüz biliyorum önemli ama nerede yanlış yapıyor olabilirsiniz? Veya işte 2-3 gün sonra çocuklar karne alacak. Nasıl davranmalısınız? Hangi alışkanlıklar küçüklükten kazandırılır? İnsan kişiliği kaç yaşına kadar oturuyor? Evet. O süreleri hep sizden dinleyelim. Öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Annelik aslında bir hissiyat, bir davranış biçimi. Yani illa bir çocuğu doğurmak gerekmiyor anne olmak için. Bu çok farklı bir ruh hali aslında. Anne olmak çok önemli dedik. Çocukla ilgilenmek, sevgiyi vermek, bilgiyi vermek. Doğduğundan beri bağlanan kişi çok önemli çocuğa. Yani çocuğun büyümesinde gözünü açtığı andan itibaren o anneyle kurduğu bağ, annenin ilk anlardan itibaren ona verdiği emek, gösterdiği özen, ileriki yaşlardaki bütün kişilik gelişimini, bütün ruh dünyasını, bütün psikolojik yapısını aslında etkiliyor. Fiziksel yapısını bile etkiliyor. Biyolojik yapısını, her şeyini şekillendiriyor. Onun için doğduğu andan itibaren kurulan, hatta doğmadan önce ona ait planları, ona olan beklentisi, verdiği değer çok önemli ve bebek, daha bebeklik anından itibaren bunlar aslında hissediliyor. Yani bebek bunları alıyor. Şöyle bir şey var, bakın. Anneler çok öğüt vermeyi sever. Ama davranışlarıyla farklı davranırlar. Çocuk bence, ben kendimden biliyorum, öğütü, yani çeneyi değil davranışı örnek alır. Aynen öyle. Davranış çok önemli. Ona model olmanız çok önemli ve iyi bir model olmanız çok önemli. Öğüt verile verile bir müddet sonra yüz gözle olunuyor zaten. Evet. Ve çocuk dinlemez hale geliyor. Çok sıkıcı oluyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Geçen gün yine karşıma çıktı. Ben zaten hep çok severim. Başkaları için de verilen öğüt, öğüt değil hakarettir diye. Bu çocuğa da böyle olmalı bence. Yani ben... hani çocukların gurursuz veya aklı buna ermeyen veya bunun için çok saf ve küçük olduğuna inanmıyorum. 4, 5, 6 hani aklı ermiş çocuğa insan içinde yapılan azarlama ve öğüt, ona hakaret gibi gelip ters davranış da geliştirebilir. Geliştirebilir. Zaten hakaret öğüt boyutunda olmamalı. Ona doğruyu öğretmek için yapılmalı. Eğer siz azarlıyorsanız da o an çok çıkmazlarsanız azarlayabilirsiniz de. Ama bu onun gururunu kırmak için olmamalı. O azar olmuyor zaten. Oradan yüksek sesle yapacağınız bir müdahale.
Orada amaç belli oluyor zaten niçin yaptığınız. Ama olsun, karşındaki kırılıp hani. Kırılabilir. Yani şöyle, çok tehlikeli bir şey yapacaktır. O anda bağırabilirsiniz. Bunlar azarlama değil. Onlar da yanlış anlaşılmamalı. Ya da otoriteyi kurmak refleks. Adına. Evet, refleks. Otoriteyi kurmak adına yapacağınız bazen sert çıkışlar olabilir. Bu kadar da katı değil sınırlar. Ama tabii toplum içerisinde bir şeyi azarlayarak, gururunu kırarak tam tersi tepkilerin gelişmesine yol açarsınız. Yani düzeltemezsiniz o şekilde çocuğu. Çocukla konuşmanın yolları var. Mesela ben şöyle teknikler duymuştum. Çocuklar bizden daha kısa boylu. İşte ama çocukla konuşurken göz hizasına inmek. Göz hizası çok önemli. Bunları nasıl sağlayacağız? Bunun gibi bir iki tüyo verebilir misiniz izleyenlerimize, yeni annelere? Evet, çocuğun gözüne bakmak, yüzüne bakmak. Aslında bu çok küçük yaştan itibaren yapmamız gereken bir şey. Dikkat mekanizmalarının gelişmesinde de çok önemli. Hatta dikkat eksikliği olan çocuklarda da zor olan bir şeydir bu. Dikkat, göz teması kurma. Karşılıklı iletişimin en önemli noktası bence göz teması. Yani en önemli püf noktası diyebilirim. Gözünüze bakan çocuk sizi anlar. Bakmayan çocuk anlamaz. Bakan çocuk anlar, öğrenir, ilerler. Yani sizin yüzünüzü okuyabilmeli. Sırf yüze bakmadığı için gelişimi geri kalan çocuklar bile var. Gerçi bu konunun dışında daha ayrı bir konu ama dediğiniz gibi onunla oyun oynarken aynı hizada oynamak. O gözünüzün onun üzerinde olduğunu bildirmeniz, belli etmeniz, bunlar çok önemli. Özgüven gelişiminde de çok önemli. Çocuğun kendini tanımasında iyi bir zihinsel gelişim için çok gerekli bir şey o göz teması. Yani çocuğa çocuk muamelesi yapmak yerine karşına alıp konuşmak ve hani onun boyuna inmek veya onu senin kendi seviyene yükselterek derdini anlatmaya çalışmak. Gelişimsel düzeyine, yaşına göre, onun seviyesine göre anlamak çok önemli. Değil mi? Aman canım yavrum evladım, ay gel seni bir mıncıklayayım falan muamelesi yapıyoruz çocuklara. Oysa onlar çok o zaman kendilerini kapatıyor. Evet. Sen onlara gel bakayım buraya, nasılsın, iyi misin falan. Yani birey muamelesi yaptığın zaman daha çok yakınlaşıyorlar sana, öyle değil mi? Evet, o özellikle ergenlik döneminde onu hiç asla yapamazsınız. Gel yavrum şunu yapayım, böyle seveyim. Onlar hiç hoşlanmıyorlar. Ayıp. Yapanlar da var ama çocukları hiç kaldıramıyor. Anam bunu. 35 yaşında anasının kucağına yatan adam da var. Evet, evlenip maalesef. Salı günleri ben annemde yatmak istiyorum diyen adam evet, da var yani ona bakarsan. Evet. Onlara normal demiyoruz yani. Demiyoruz. Sevebilirsiniz yani, tepkileriniz doğal olabilir, mıncıklayabilirsiniz de yerine göre. Ama tabii çocuğun hoşlanıp hoşlanmaması da önemli, dozu da önemli. Yani çok çok katı, köfeli şeyler yok aslında. Yani çocukla. Ama ona yani tabii ki de gelişmesini istiyorsanız vereceğiniz şeyler çok önemli. Sizde ne görürse onu alıyor. Çok güzel aynalıyor onlar. Çok güzel öğreniyorlar. Yani aynayla öğreniyor. Nasihatla değil daha çok baktığın zaman çocuk. Davranış çok önemli. Yani davranış bazen şu da önemlidir. Nasihat vermeden verirsiniz, geri çekilirsiniz. Çok üstelemezsiniz ve hatayı yapar. O zaman çok kazanabiliyor. Yani onu öğrenir. Anne gelir mesela, aman şunu yapmasın, bunu yapmasın, şöyle gidiyor, bu olmuyor, burada çıkmazdayız. Bırakın diyorum. Şunu yaşasın, onu yaşasın, bırakın. Belki o gururuna dokunacak, o belki onda korku yaratacak, bir şey oluşturacak ve onu motive edecek. Bunlar da gerekli şeyler aslında. Kaygı vesaire. Mesela. Çocuğa bunları çocuğa yaşatmak ve uyandırmak lazım. Şöyle. Engel olmaya çalışacaksınız. Bir sorun varsa alacaksınız, uzmanına götüreceksiniz. Her şeyi yapacaksınız. Ama olmadığı noktada bazen yaşam da öğretiyor insan. Aslında çoğu zaman yaşam öğretiyor. Biz çocuğumuzun nezlesine, çocuğumuzun gribine, çocuğumuzun rahatsızlığına, çocuğumuzun ruhsal problemlerinden daha fazla önem veririz. Evet. Hani çocuk içe mi kapanmış, çocuğun bir derdi mi var? Bunlara evet. Hiç bakmayız ama çocuk grip oldu mu doktora gideriz. Halbuki bir psikiyatriste veya bir pedagoga götürmek aklımıza gelmez. Bunu biraz yani hangi durumda, kaç yaşında, nasıl, kaç yaşına kadar mesela çocuk ve ergen psikiyatristine gidilmeli? Kaç yaşından sonra ne bileyim yetişkine gidilmeli? Ne gibi belirtiler, rahatsızlık veya tehlikeli boyutta sayılabilir çocuklar aslında için? Aslında doğumdan ergenlik geç 18 yaşa kadar çocuk sayılıyor herkes yasal olarak ama 18 yaş üstünde ergenlik bugün 21-25 yaşlara kadar çıkmış durumda. Çocuk ve ergen psikiyatrisi bakar o yaşlara kadar. Erişkin psikiyatristleri de giriyor devreye 18 yaş üzerinde ama bu sizin tecrübenizle, ilginizle alakalı bir şey. Üst sınır uzayabilir, çok sorun değil. Çocuk kendini belli eder, davranışlarındaki değişiklikler, kötüye giden şeyler aslında sinyal verir. İçe kapanmıştır ya da çok öfkelidir, hırçındır. Öfkelenmemesi gereken bir durumda öfkeleniyordur, huzursuzdur, aşırı ağlamaları vardır. Arkadaş ilişkileri bozulmuştur, ders başarısı düşüyordur. Zevk aldığı şeylerden zevk almaz hale gelmiştir ya da
istekleri hiç bitmiyordur. Tatminsiz bir çocuktur. Bunların hepsi aslında aileyi ayıktırması gereken şeyler. Her şeyi yapar eder ama çocuk bir türlü doyuma ulaşamaz. Tabii. Bunlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve ergen psikiyatrisinde mesela çok sık gördüğümüz bir durum dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğudur. Hiperaktivite. Hiperaktif çocukları nereden anlayacağız? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak geçiyor. 3 tane belirti kümesi var ana olarak. Dikkat sorunları oluyor bu çocuklarda. Çok hareketli oluyorlar. Bir de dürtüsellik dediğimiz aklına geleni yapma, işte sırasını bekleyememe, izin almadan laf arasına girme gibi belirtilerin olduğu bir durum. Kıpır kıpır olanlar daha küçük dönemde zaten çok o ilkokul dönemine kadar olan dönemde çok aşırı hareketliyse, çok kıpır kıpırsa, hiç durmuyorsa, daha motor takılmış çocuklar deriz bunlara, motor takılmış gibi. Burada uyanık olmamız gerekiyor. Bunlar çok çabuk sıkılırlar, dikkatleri tabii. Çok çabuk dağılır. Okul döneminde de tabii bunları bekleyen tehlike dikkat sorunları da eşlik ederse, dersi dinleyememe, evde ders çalışamama, konsantre olamama, başarısızlıklar... O yüzden ayıktırmalı. Çocuğun zekası varken hiperaktivite tedavi edilemediği için bir takım çok sıkıntılar. Güzel. Doğru. Şimdi farklı çocuklar da var efendim. Her çocuk hani farklı yeteneklere sahip ve öyle değerlendiriliyor. Şu anda stüdyomda benim iki tane dünya tatlısı konuğum var. Anne ve kız İrem Bora ve Sanem Bora. İrem'in güzelliğini ve yeteneğini az sonra göreceksiniz çünkü kendisi dizilerde oynadı. Daha da oynamaya devam edecek onda bu güzellik ve yetenek olduğu sürece. Ama işte böyle bir çocuk acaba nasıl yetiştirilir? Veya daha bu yaşta para kazanan, daha bu yaşta işte bu kadar ilgi gören bir çocuğun annesi olmak nasıl bir şeydir? Anneler Günü'nde bu güzel anne kızı şimdi ekranlara getireceğim. O arada bir şey verebiliyor muyuz? Mesela benim bu ilk yaş günü pastam hazır mı? Yaptırmadı mı Ezgi? Hadi göstersene. Bak benim ilk yaş günü pastamı gösterip sonra da bir yaşındaki çocuğun pastasını göstersene. Bak bunlar benim annem. Bunlar benim ilk pastam. Sonra diğer ilk pastayı hazırlayın. O şey. Bak ben efendi gibi kesiyorum pastamı. Kurdelamı takmışım. Bunlar benim birinci ne kadar. Bak bu benim birinci yaş günüm. Evde parti var çılgınca. Oradan alınmış görüntüler bunlar. Yanındaki bebeğin adı da Müberra. Ben Müberra'yım diye şarkı söylüyordu. Şimdi bu benim ilk pastam ve efendi duruşum efendim. Her bebek Seda mı? Her bebek Seda değil. İşte ilk pastasını şu şekilde yemeye çalışan bebekler de var. Ben de bir dakika dur. Konuğuma teşekkür etmek istiyorum bu arada. Efendim uzman doktor, ergen ve çocuk psikiyatristi Yelda Atan'a da çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Sağ ol. İrem ve Sanem Bora'yı alırken de işte o bir yaşında benim kadar asil olamayan bebeği gösteriyorum. Lucy. I love it. Is that good? I'm recording this. İşte bak çağ değişiyor. Millet pastasını nasıl yiyor, biz nasıl yedik. İremciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Sanemciğim sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Anne güzel, kız güzel. Oh maşallah. Şimdi biz İrem'i sevgili izleyiciler çok seyredilen, gün birincisi çıkan Kerem Cem'in başrolünü oynadığı. Dizinin adı neydi İrem? O Hayat Benim. O Hayat Benim dizisinde. Hangi rolü oynuyordun? Esma karakteri. Esma karakterini oynuyordun. Esma Kerem Cem'in nesi oluyordu? Sokakta bulduğu kız diye geçiyor. Sokakta bulduğu kız diye mi geçiyordu? Hı? Peki
Nasıl, zevk aldın mı oyuna giderken, sete giderken, evet, orada evet. beklerken? Sıkılmadın mı? Çok sıkılmadım. Eğlenceliydi. Bazen başkalarını da izliyordum, bu yüzden biraz eğlenceli oluyordu. Okuldan biraz geri kalmadın mı? Genellikle hafta sonu gittiğim için. Onu ayarlıyorlardı tabii, değil mi? Tabii. Sen şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. 4 ne oluyor? Bizim bildiğimiz ilkokul 4 oluyor yani. 4, evet, evet. 8'e uzadı ya, ben artık evet. eğitim sistemine yetişemiyorum. Evet. Peki anneye döneceğim. Şimdi sevgili Sanemciğim, İrem'in hani birdenbire böyle dizilerde oynaması bir anne olarak seni endişelendirmedi mi? Ben yıllardır İrem için bir takım eğitimler aldırıyorum. Onun balık burcu İrem, öncelikle ondan bahsetmek lazım. Balık burcu yetenekli midir? Tabii ki, tamamen sahne sanatları. Bizim okulumuzda da İrem'i başarılarından ötürü, işte dans olsun, tiyatro başarılarından görev aldığı rollerden ötürü yönlendirdiler bizi. Ben de sürekli işte drama dersleri aldırdım, kamera önü oyunculuk eğitimleri aldırdım. Bunların avantajı olarak da bir gün denk geldi böyle bir projede. Çok teşekkür ediyorum Hamdi Alkan'a. Evet, Hamdi Alkan yönetiyor evet. değil mi? O Hamdi, hayat benim. Evet, Hamdi'nin sayesinde bizi, orası bir onun İrem için bir okul oldu gerçekten, eğitilmesi açısından. Böyle bir şansla biz yola çıktık. Tabii ben farkındaydım. Hani bizi nelerin beklediğinin, neyin olabileceğinin hep takip ediyorum. Ona göre kendisi de çok hani bilinçli bir kız. Ben çok yorulmadım, beni çok üzmedi. Yani bir hani böyle bir star kaprisi, ben meşhur oldum, hiç, dizilerde çıkıyorum, dizim benim şekilde. O günün en çok izlenilen dizisi falan, öyle bir şey yapmadı. Yok yok, yapmadı. Gayet arkadaşlarıyla iletişim içinde, saygı sevgi çerçevesi içinde hiçbir hani farklılık olmadı. İrem hep aynı. Okulda havalara İrem. Girdin mi? Hayır. Peki okulda senin arkadaşların, bir gece önce televizyonda izleyen arkadaşların gelip ertesi gün sana ne diyordu? Genellikle benimle her yere gitmeyi şey yapıyordu. İstiyor bazıları mi? Aynı sırada oturmak falan istiyordu. Popüler olması kaçınılmaz. Popüler oldun zaten. Yani birdenbire okulda. Evet. Ama ben hala aynı çerçevedeyim. Yani arkadaşlarım şimdi normale döndü. Herkes kendi keyfine bakıyor. Ha peki, o zaman mesela sen o dizide oynarken sürekli seninle gözüküp sürekli senin yanında oturmak isteyen arkadaşların vardı. Artık şimdi normaller mi? Evet. Daha iyi olmuş senin için. Sen de gerçek Hı-hı. dostlarını, gerçek arkadaşlarını anlarsın. Öyle evet. değil mi? Evet. Ama sen yine popüler olacaksın iyi bir oyuncu olduğun için. Evet, onu biliyorum. Ama artık bunu yani olsam da böyle davranışlar, gel otur falan demem. Genellikle yine normal arkadaşlarımla takılmaya devam ederim. Bak, bu yaşta aldığı hayat dersine bakar mısın küçücük çocuğu? Evet. Yani biz bile şu yaşımızda ben Seda'yım diye mi seviliyorum? Yoksa televizyona çıktığım için, hani birçok insan tanıdığım için mi seviliyorum? Bilemiyorum hani. Ama bak ne diyor? Ben popülerdim okuldayken. Arkadaşlarım herkes oturmak isterdi benimle. İlgi gösterirdi. Belki silgi hediye derdi. Değil mi? Belki fotoğraf çektirirdi. Şimdi biraz daha normaller. Ama gerçek dostların hep aynı kaldı değil mi? Evet. İyi, senin adına çok sevindim. En azından onların varlığını biliyorsun. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce İremciğim? Avukat. Vallahi olur, çeneli, evet, özgüvenli. Evet. İrem zaten ilkokul başkanı aynı zamanda. Öyle kendi mi? Özverileriyle oylarını toplayıp, demokratik bir okulda zaten, oylarını toplayıp okul başkanı oldu. Çok sınıf da başarılı. Değil yani, okul başkanı. Aynen, aynen. 1, 2, 3, 4, 4'ün sınıfların okul başkanlığını Harika yapıyor şu anda. Özgüveni yüksek o konuda da zaten. Faalde evet, yani. Evet. Oyunculuğu sevmiş miydin? Evet. Talihsiz bir şey başına geldi. O yüzden mi bıraktın oyunculuğu? Bir kaza evet. geçirdiğin için mi? Evet, kayak kazası geçirdim. Sen o sırada dizi çekimlerinde miydin? Değildim. Kartal Kaya'ydı. Ama yani dizi devam ediyordu. Dizideydi, evet. Devam ediyordu, evet, evet. Evet. Ne oldu? Kötü bir şey oldu. Evet, kayak kazası geçirdim. Hı. Çok o canın yandı zaten... mı? Üzüldün mü? Bu ara bayağı üzülmüştüm. Zaten benim ağlamamla yara açıldı. Yoksa küçük bir şeydi yara. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Peki ama biliyor musun ki sen o kadar güzelsin ve o yara o kadar çabuk geçecek ki. Yani evet. hiç hatırlamayacaksın bile o yarayı sen. Hı-hı. Ama evet. Belki de her işte bir hayır var. Belki biraz daha derslerine ilgilenmen gerekiyordu. Tabii, tabii. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Tabii. Yine oynamak ister misin bir rol? Evet. Kiminle mesela oynamak istersin? Böyle hoşuna giden. Mesela ben Kerem, benim arkadaşım buraya geldi, biliyor musun Kerem? İlk programımızın konuğu Kerem Cem'di. Benim çok yakın arkadaşım mesela. Çok da bak beraber sahnelerinizi görüyoruz şimdi. Şu anda oynasan mesela kiminle oynamak istersin?
Benim için hiç fark etmiyor. Böyle sevdiğin, hayran olduğun bir şarkıcı, bir yakışıklı birileri yok mu? Herkesi seviyorum. Bana herkes olur. Ay ne güzel, ne tatlısın sen öyle ya. Ama ya canım, mesela bir Murat Boz atıyorum, bir Tarkan falan, öyle bir şey yok mu? Murat Boz'la oynamak isterdim. Değil mi? Kızlar onu sever, Murat Boz'u sever. Başka mesela onun gibi beğendiğin yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ'u beğeniyor musun mesela? Bir kere onu görmüştüm, o kadar da yakışıklı değilmiş. Ay, ablaların duymasın bu durumu, üzülecekler. Yani annen de görmüş müydü? Yok, o zaman babamla. Babana sormam. Babası da benim eski arkadaşım Ankara'dan, ama hani Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı mıydı sorusunu ona sormam. Sanem'e de sormam. Muhtemelen Tarhan bizi izliyordur. O yüzden annen de görmüş müydü diye. Çok yakışıklı. Kim çok yakışıklı? Ben Murat Boz'u beğeniyorum. Çünkü bence Murat Boz daha yakışıklı değil de sanki biraz daha sempatik gibi, değil mi? O yüzden mi? Daha evet. Komik gibi, daha böyle sıcak komik. Gibi. Evet. 5 yaşındayken bir gün kulisine gitmiştim. Onun bir fotoğrafı var bizde. Öyle bir durum vardı. Sarılmıştım. Biliyorsun bugün anneler günü. Annene evet. Söylemek istediğin, teşekkür etmek istediğin, anneni başka annelerden farklı olduğunu düşündüren bir şey varsa izleyicilerimizin önünde paylaşır mısın annenle? Her zaman benim yanımda annene bak söylerdi. Her zaman benim yanımda olduğunu, arkamda olmadığın hep yanımda olduğunu, önümde değil yanımda olduğunu, sürekli beni kolladığını, sürekli ailemizi kolladığını, kardeşime hep beraber sadece beni değil kardeşimi de sevdiğini, ikimizin de yanında olduğunu. Çok güzel, seni çok seviyorum. Canım kızım. Ya o kadar güzel bir şey. Sen mi öğrettin Sanem bu hiçbir sözü? Hiçbir şey ben öğretmedim. Sen şu an o kadar önemli bir şey söyledin ki. Arkamda değil, önümde değil, yanımda olduğunu. Bu sadece anne kız ilişkisi için değil, kadın erkek ilişkisi için de, dünyadaki bütün ilişkiler için de en gerekli şey. Değil mi? Yanımda olmak. Çok güzelsin. Çok güzel bir beynin var her şeyden önce. O ufak geçirdiğin kaza hiç önemli değil. İnşallah şans da senin yanında olsun. En güzel şeyler senin olsun sevgili İremciğim. Peki Sanem, sen duygulandın. Evet. Güzel sözlerin üzerine. Bana da az önce annem bağlandı. Ben de çok çok duygulandım. Kaç yaşında olursak olalım öyleyiz. Tabii. Sen ne söyleyeceksin annelikle ilgili? İki evladın var. Bir tanesi işte herkesin sevdiği, ekranlardan tanıdığı. Ne söyleyeceksin? Ben çok genç evlendim yaşıtlarım arasında. Ve genç de evlat sahibi oldum. Hiç mutsuz değilim. Çünkü hepimizin dünyaya geliş amacı içerisinde bu var. Fakat benim için mesela İrem kendi kız çocukluğumu tekrar yaşamama sebep oldu. Kaan ise içimdeki erkek çocuğunu ortaya çıkardığı için o bambaşka oldu. İki tane ayrı çok duyguyu şanslısın. Aynı anda yaşadığım için bambaşka bir şey annelik. Ama bu arada mesela bazen bakıyorum, biz anneler günü olsun, babalar günü olsun gerçekten çok hani göstere göstere şaşalı yaşıyoruz. Ben babamı kaybettikten sonra fark ettim bunu. Ve şu bugün mesela annesini kaybetmiş olan, annesiyle beraber olamayan herkes için de yani sabır diliyorum. Ve bir gün mutlaka hani onlar da anne olduklarında daha farklı yaşayacakları için buna çok hani başka duygularla bağlanmaları gerektiğini, bugünü hani anneyi kaybettim, o yok ve hani onsuz yaşayamak böyle bir şekilde, bugünü böyle geçirmek çok zor diye düşünmeyip başka bir şeylerle kendilerini avutarak ya da annelerini daha iyi anarak, daha farklı bir şeyler yaparak geçirmelerini öneririm. Çünkü ben okuyorum, sosyal medyayı da çok takip ediyorum. Bu böyle özel günleri hani tükaka şeklinde belirtenler var. Çok üzülüyorum ama anneler günü, babalar günü varken yokken yine coşkuyla yaşanması gereken harikası. Günlerden olduğunu senin düşünüyorum. Senin bu mesajlarından aldığım en güzel şey de genç anne olmaktan artık biz çalışan kadınlar korkar olduk. Genç evlenmeyelim, anne olmayalım, şöyle olmayalım, böyle olmayalım. Yok efendim, korkulacak bir şey yok. Aslan gibi çocuklar yetiştirebiliyor genç anneler de. Korkmayın anne olmaktan diyorum. Anneler günü kutlu olsun. En başta kendi annemin ve bütün annelerin ve bütün anne adaylarının. Hoşçakalın. Haftaya cumartesi inşallah görüşürüz. 9'da efendim. Hoşçakalın. Kalkma. Çok güzeldiniz. Harika.